Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi dün zan sisteminden bahsettik. Zan sisteminin içeriği, etkilenen tarafları, etkilediği taraflar, içeriği vesaire bayağı 3 saat değil mi? Belki de 3,5 saat o işlendi. Bayağı da yeni katkılar da oldu. Yeni eklenen şeyler de oldu. Şimdi zanı etkileyen 3 tane de şey var. Bir, zanı etkileyen ahlak, niyet, nazar. Şimdi ahlak zanı nasıl etkiler? Ahlak zanı nasıl etkilediğini bilmek için ahlakı bilmek lazım. Ahlak, biz toplumda eylemsel halini biliyoruz. Ahlak deyince dürüst olan, değil mi? Sahtekarlık yapmayan, sözünde duran, bu değil. Bu suretidir. Yani bizim şimdiye kadar bildiğimiz ahlak anlayışı ahlakın suretidir. Bir de ahlakın hakikati var. Her şeyin olduğu gibi suret, mahiyet, hakikat, mahiyet. Suret alem-i şehadet. Hakikat esma, mahiyet sıfat. Bu kesin böyle bilmemiz. Her şeyde ifrat, tefrit, vasat. Ahlakın da sureti davranışlardır. Ahlak değildir bu. Ahlakın suretidir. Tamam. Bir de ahlakın hakikati var. Bir de ahlakın mahiyeti var. Yazılımı var. Şimdi ahlakın sureti itibariyle dursun ha. Dursun, dokunma. Rahat. Şimdi ahlakın hüsnü ahlak, suyu ahlak ve ahlak. Ahlak vasat. Sistem. Tamam. Şöyle yaparsak. Haritayı açalım mı bilgisayarda? He? O ahlak. Ha tamam, çok iyi olur. Ben onu gözü çarpıyor. Tabii ben hiç onu yazmama gerek yok. Doğru söyledin. Şimdi ben yine yazarsanız yazın, biz açalım yani en azından. Evet. Şurayı ben sileyim mi? İlave yapacaksın, bir şey varsa. Bana şey yap, sen işin şey yap. Şu. Ben sağ ol. Ahlakı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu ahlak. Hüsnü ahlak, suyu ahlak. Bu sistem. Yani Gafur'un dediği gibi sıfır olarak duruyor. Sıfır biliyorsunuz bütün sayıları belirlediği için kendisinin bir belirlenişi yoktur. Korkunç bir kavşaktır. Sıfır. Sıfırı ilk de bulan Araplardır. İlim dünyasına harika bir katkıları olmuştur böylelikle. Sıfır çok önemlidir. Sıfırı bulmuşlar. Bu sıfır sayı düzeyinin sistemini koymuş. Sayıyı ortaya çıkarmış. Şimdi ahlak ve suyu ahlak diye ikiye ayrılıyor. Şimdi bu zanı nasıl etkiliyor? Zan hakkında artık şey yapmayacağız. Çünkü zan 3,5 saat dün konuştuk. Yeni gelenler arkadaşlar bu şey olacak ama çünkü sistematik bir program. Bu Afyon Enfusi Kamp birbirine bağlı, birbirinin üzerine bindirilmiş olduğu için birinci dersten sonra oluyor bu. Şimdi bu ahlakı gördünüz. Suyu ahlak, suyu zan tarafındadır. Hüsnü ahlak, hüsnü zan tarafındadır. Şimdi biz ahlaka giriyoruz. Erdinç inşallah şey yapabilirse sayfalarını da siz de göreceksiniz. Okuduğum yeri siz de göreceksiniz. İnşallah Erdinç onu yaparken ben okuyayım. Güzel ahlakın esasları olan şualar 227'de söylüyor. Güzel ahlakın esasları varmış. Temel. Neymiş? Çok ilginç. Bir, ihlas. Bak mesela davranış şey değil. İhlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevab-ı uhrevi.
Güzel ahlak kafirde yoktur. Ahlakın nesi abi? Güzel ahlak. Esasları. Esasları. Mesela kafirde ahlak vardır. Mesela ahlak dimağa aittir. Dimağa ait bir veri. Hüsnü ahlak kalbe ait bir özelliktir. Kalbi hatmedilmiş de güzel ahlak yoktur. Ahlak vardır. Mesela tartıyı yanlış yapmaz, sözünde yerinde durur. Bu ahlaktır. Kafirde bu vardır. Bazı Müslümanlarda yoktur. Çünkü temelde sarsılmıştır, mürtet olmuştur. İtikatta değil, yani mürtet olmak, ya nasıl olur bu kadar rahat söylüyorsun? Mesela hakkı batıl, batılı hak görse bile zaten bitiyor, işi bitiyor. Haberi yok yani. Nasıl anlarız gittiğini? İşte böyle tezahürleri var. Şimdi güzel ahlak, unutmayın bak, hüsnü zan nereye aittir? Kalbe ait bir özellik, sistemdir. Kalbi çalıştıran, kalbin özelliği, her şeyin hüsnü oradadır. Ondan sonra hüsnü zan, hüsnü ahlak, hüsnü niyet kalbe aittir. Suyu zan, suyu ahlak, manay ismi, suyu niyet, nefse ait bir özelliktir. Bunlar da gene zan gibi bir sistem mi abi? Sistem. Şimdi ona yavaş yavaş girdik. Mesela güzel ahlak sistemini anlatıyoruz. Güzel ahlakın sistemi, yazılımı bu. İhlas, samimiyet. Bak, sadakat yok. Çok tuhaf. İhlas, daha ileri gelecek de, sadakat varmış. Burada yok. O kadar harika ki eğer bu becerirse, ekranda göreceksiniz. Sıralanmış yani. Ustad, Allah razı olsun, mübarek insan. Nasıl bir dizmiş bir göreceksin. İnci gibi göreceksiniz ya. Çok şimdi göstereyim şöyle. Şöyle. Yani şey yapabilirsin istersen ama. Neyse o yapana kadar. İhlas, bir de okuyorum. Güzel ahlakın esasları. Yazılımı değil, zemini değil. Sen bunu kullanabilirsin, benim alakası yok. Bir daha çek. Çek abi, hemen çık. Hemen çık onu. Fotoğrafla çek. Normal kamerayla çek. He tabii. Skanerle çekme. Ha çabuk abi. Peygamberimiz de diyor, ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor. Evet. Güzel ahlak için. Evet, yani ahlak için değil ya. Ahlak zaten var yani. Ahlak var. Ahlak, hulukların cemidir, huylardır. Böyle eğer ahlak deyince davranış olan sureti ahlak hatırımıza gelirse mevseliyi kavrayamayız. Mehmet kardeş de İstanbul'da gelirken onu konuşmuştuk. O değil yani. Huluklar. Mesela huylar. Şöyle de diyebiliriz. Kainat insan ekberdir. İnsan kainatı sonra mıdır? Kainatta olan her şey bizde var mıdır? Var. Melekler var mı? Var. Şeytan ve can, cinlerin cemi, dan, han, man, tam, tez. Her birisinden anlamayacağınızı biliyorum ama. Her birisinden 1000 tane var, 6000 ne? Hepsi insanda var mı? Var. Peki, kainatta Cebrail, Mikail, cennet, cehennem, ondan sonra melekler var. Bizde nedir o? Onlar bizim Ali ile de gelirken konuştuk. Melekelerimizdir bu. Melekeler sistemin adıdır. Sen ona sahip olursan maliklerindir. Malikiyetlerin senin. Meleklerin kainattaki meleğin bizdeki karşılığı latifelerdir. Yani melekelerimizdir. Malikelerimizdir. Maliklerimizdir. Dolayısıyla o sistem adıdır. Bir iki tane çekersen sonrasını da yaparsın hemen. Neyse o ahlakı çek. Bittiyse hemen. İşarete kadar şuraya ver. Çekecek miyiz? Yok. Tamam bunu da çektiririm sen. Çünkü bunu görmesi lazım ya. Suizanın zeminine bakın. Suyu ahlakın zemini. Yani arkadaşlar. Bir sürü şey. Ben topladım o ahlak, belki 2 sene uğraşmışız. Evet. Ahlak hakkında 10-15 tane ders var, 10 tane var.
külliyatta. Güzel ahlakın zemini. Onu inşallah göreceğiz hemen. İş yaparsa. İfrat tefrit vasıtları o zaman var değil mi abi? Tabii. Devam ediyorum. Suyu ahlakın esasları ise. Suyu ahlakın esaslarına konuşun. Biraz önce. Güzel ahlakın esasları. Esas anlamak için ihlas esastır. Alalım. Yani ihlas nurculuk da esastır. Ha, esas oradan hatırlayın. Ha, evet. Güzel ahlakın esasları. Temelleri yani. Temel direkleri. Suyu ahlakın esasları garaz, mefaat, sahtekarlık, hotkamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak. Bunu böyle külliyattaki serpilmişi sistematik olarak böyle görürsek insan hafızasında daha iyi kalıyor. Bir daha okuyayım. Yavaş yavaş söyleyeyim ki suyu ahlakın esasları garaz. Yazalım madem ya. Tekrar döneceğim yani. Öyle mi? Döneceğim. Yeter ki bilgisayar şircimiz yapsın onu. Garaz. Acelemiz yok yani. Öğlene kadar bu dersimiz. Öğleden sonra kader var. Murat Dursun kader takdim yapacak. Garaz. Bir. Menfaat. Ondan sonra sahtekarlık. Bu yazılmadan olmaz yani. Bunu yazmadan olmuyor. Hotgamlık. Hot. Gam. Ne demek? Gamsız. Gam diyor. Kendini dert eder. Dert edip sadece. Kendisini. Kendini gam eder. Yani gamlı kendini görüyor. Hot kendini görüyor. Kendiyle dert. O kadar. Yani davaymış, İslammış. Beni başkası ilgilendirmez diyor ya abi. Tabii. Kendinden. Tabii. İnsanların imanı mı gitmiş? İnsanların namazı mı gitmiş? Sufyaniyet mi var Türkiye'de? Deccaliyet mi var? Hiç umurunda değil. Önünde şey var ya Murat. O şey tamam, var ya. Tamam ayarlıyorum ben. Önündeki. Tamam. Ha. Onu ayarladım ben. Tasannu. Riya. Rüşvet. Suyu ahlak. Sahibi rüşvet. Rahat hemen geçebilir. Bir şartla cevaz verilmiş rüşvete. Hakkın olan ve meşru olan ve başka bir şahsın, ferdin hukukuna hukukunu istismar etmeden zulme uğramışsın. Zulüm, zalimden kurtulmak için, zalimin zulmünden kurtulmak için verilen rüşvet değildir. Zalim. Şimdi uğraşılmaz o şeyi, sen nefse nasıl uygulayacağız değil. Bunu göreceksin işte. Mesela trafik polisi gözüne bakıyor. Hani böyle girersek detaylı, onun için girmek istedim. Gözüne bakıyor, illa rüşvet kapatacak, bir şey yapacak yani. Yani yok, yazın çeki alatın var mı diyor. Ya kışın olacak şey, zincirin var mı diyor. Biliyorsun yani, şey yapacak, zalim yani. Çoluk çocuğun rızkını alacak şimdi. Yani o gün zaten kazanansın. Başının belası def etmek için. Burada dikkat ederseniz, hakkın olmayan bir devletin hazinesini, bir malı, hakkın olmayan başkasının bir mülkünü zimmetine geçirmek için uygulanan fasit bir yolu açmaya deniliyor rüşvet burada. Şey. Bu haram olan bu. Devletin veya şahsın hakkın olmayan bir şeyi hak edilmeye, hak edilmek noktasında yöntemsiz yöntem. Yaptın mı abi? Masa üstünde. Ha, masa üstünde. Şimdi ileri evet. Geri olarak resimleri tamam. Alabilirsin. Fakat net mi? Yaklaştıralım abi, yaklaştıralım. Şu şeyi, perdeyi kapatır mısın? Gaf şey. Ha, bak şimdi, geri geliyoruz. Öbür bir çekip hadi. Bir vermesin. He, bundan bahsediyorum. Şu şeyi bir kaldırırsanız biraz, şu şeyi kaldır, geç. Kaldır abi, arkasında şey vardır. Tamam, şimdi bu daha net değil, değil mi? Yani WhatsApp'tan geldi de, aslında alsa bir foto. Görün ya, çok sıkıntı. Okunuyor. Daha yaklaşalım. Tamam, ben şimdi abi ayarlarım, siz ondan devam edin. Tamam, bu bize Allah'a şükür olsun yine. Ben masuma bakın. Güzel ahlakın esasları garaz,
menfaat, sahtekarlık, suyu ahlak. Hotkamlık, tasannun, riya, rüşvet, aldatmak. Abi bunlar hep şeytanın sıfatı gibi duruyor. He? Şeytanın sıfatı gibi duruyor bunlar bizlerde. Nerede mütehan şöyle. Şeytanın sıfatı şöyle bak. Bak arkadaşlar. Şeytanı böyle bir şahıs, haricimizde böyle bir adam düşünürsek çok daha kısa aldanmış oluruz. Çok ciddi bir aldanmış. Bak ben size şeytanı kendisiniz göstereyim. Şeytanı kendisi. Şeytandan değil, kendisi. Her duygunun ifratı şeytandır. Mesela üftü. O donmuş şeytandır, o enerji. Aa, şeytan bu. Şu anda sen değilsin. Peki ona nasıl intikal ediyoruz onun donmuş olduğunu abi? Çünkü her şeyin ifratı şeytandandır. Tefriti nefistendir. Tefrit, vasat. Ya şey yapmayın, rahat olun ya. Kamera kendinizi kayıtlamayın. İstediği gibi hareket edin. Rahattır. Müzakere ortada. Tefrit, vasat, ifrat. Tamam mı? Her şeyin ifratı moduna taşıyan, aktif eden, mesela diyelim ki hüsnüzan. Hüsnüzan ifratı, başkasını, hocasını, abisini, tarikat şeyhini ilahlaştırır. Suizan ise kendini putlaştırır. Enne rabbukumul ala der. Tamam mı? Ben sizin Rabbiniz değil mi? Daha güzel Rabbim. Vasatı, hakikate tabi olmaktan ortaya çıkan fıtrat-ı asliye. Vazife-i fıtrat eylemsel çıkmış. Ama 20. sözde diyor ki ne diyor? İki tane şey söylüyor. Hilkatin neydi? Hilkatin gayesi. Hilkatin en yüksek neticesi. Hilkati mi dedi? Evet. Hilkatin en yüksek neticesi, fıtratın en yüksek gayesi. Biri netice, biri gaye. Yani bir tanesi sistemden bahsediyor, bir tanesi eylemsel sahası, yani vasatından bahsediyor. Yani asıl. İkisi lügatta aynı zannedersin. Hilkat, netice, fıtrat, gaye. Evet. Öyle geçiyor. Şimdi, bunu yaptık mı? Şeytan neydi? Her şeyin, mesela şehvet vasatı. Peki şeytandan olduğunu belki şaşırmayacaksınız ama. Şimdi adama sıkıntı var. Gittiniz bir yere, cin var sende. Cin olmayan insan yoktur. Çünkü niye? Ne demek? Bu insan, Allah Resulü diyor ki her doğan insanda bir cin doğar. Bu cin kafir. Bu bizim nefs emmarimiz o. Şehvetimiz o aktif ediyor. Sigara o içirttiriyor. Evet. Tamam mı? Öteki, çünkü şu şeylerdir, bir hazır zaman orta. O şeytan bunu aktif ediyor. Bu nefis bu. Allah Resulü buna diyor ki, demiyor budur diye. Benim nefsim iman etti diyor. Diyor mu demiyor mu? Peki. Allah'a iman etmeyen şeytan peygamber iman eder mi? Allah'a itaat etmeyen şeytan peygamber itaat eder mi? Etmez. Demek ki başka bir şeytan. Benim şeytanım diyor bana iman etti diyor. Şeytan Allah'a iman etmedi de peygamber eder mi? Ha, demek ki başka bir şey. Ha, benim ne cinim yani. Ben de yaratılan. Tamam. Bu budur. Bu iman etti mi? Artık nefs-i levvame oluyor. Mutmaine oluyor. Safi oluyor. Natika oluyor. Bu yani. Nefs-i emmare sistemini bu aktif ediyor. Arkadaşlar. Dolayısıyla anladık mı? O her şeyin ifratı donmuş. Yani girmiyoruz ki ya o bende cin var. Cin var tabii canım. Yani garip garip düşünceler, garip garip arzular senin tabiatından gelmiyor ki. Kadınlarda daha çok oluyor abi. Evet. Var yani. Kadınlarda olmasının sebebi en büyük dirayet eksikliği, eksiklik değildir kadınlar. Yaptığı işleve göre kocasına tabi olsun diye. Yani mesela çocuk sen emziremiyorsun. Sende basitlik olmadığı gibi onda yükseklik değil. Sende dirayetin fazla olması, kuvvetin ve cesaretin, cesurluğun fazla olması üstünlük değildir. Onlar da eksiklik değil. Çünkü vazifen değil. Onun da vazifesi değil. Nedir o?
kocasına tabi olabilmesi için dirayet eksikliği var. Tabi olacak. Yani hizmet eden bir hanım veya bacımız, bakın, bir abisi olmadan önde gidemez. Gitmemeli. Bir sürü tahribat yapar. Eğer önünde erkek yokken giden kadının özelliği dinde narşizedir. Erkeklik inkişaf ediyor. Yani çok acil bir sistem şimdi. Öyle bir sisteme mi girdi ki ahlak? Hani çok ilginç hayattaki şey. Hasan abi, her doğan insanla beraber cin mi şeytan mı doğar? Cin doğar. Şeytan zaten var. Şeytan bizden önce vardı. Cinde de var ama. Çünkü cinlerin ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinlerin Müslümanı ve kafiri vardır. Sen al onu. Ben alıyorum. Tamam. Evet. Abi lümme-i şeytaniye cin mi şeytan mı o zaman? Lümme-i şeytaniye şeytanın şeyidir. Bir cin alakası yok onun. Kalbe yakın. Simkart abi şeytan. Şeytan simkartesi. Ha tamam doğru. Hani bir toparlamaya çalışıyorum. Sim kartı önce nedir onu bileyim dedim bu sefer. Şimdi her insanla birlikte cin doğar. O zaman bu cin bizde olması gereken bir şey. Tabii olması lazım. Şey, bazı sistem. Bu nefsin yani senin. Sistemdeki bazı şeyleri. Şunu buraya arayayım de. Şimdi bildiğimiz malum şeytan Allah'a karşı kafa tutan bu değil. Bu kafaya tutanın çift cinsiyetlidir. Hem dişilik var hem erkeklik var. Kendine kendine döner kendisi doğurur. Şeytan öyle çoğalır. Onun için fıtrı olmayan bir yaklaşım lanetlenmiş. Çünkü şeytanın özelliği o. Tamam bak anladık mı kastettim bir daha. Şeytanın bizim bildiğimiz şeytanı çift cinsiyetlidir. Cinler öyle değil. Cinlerin erkeği de var kadını da var. Ben bunları yakında tanıyorum arkadaşları. Kızları, hanımları çok güzeldir. Gözükmemiş kadar güzeldir. Evlenmemiş şeylere, cinlere peri denilir. Nereye soktunuz beni bak. Ama erkekleri kadar, cinlerin erkekleri kadar çirkin bir şey yoktur. Sipsiyahdır. Kafiri. Müslüman cinlerin erkekleri beyazdır. Tamam. Şimdi şeytan çift cinsiyetlidir. Kendisinden kendisine yapar. Kendi kendine döllenir. Hamile kalır, doğurur. Onun için fıtrı olmayan yaklaşımlar lanet olmasının sebebi budur. Hasan abi bunu da söylenmesi lazım. Şimdi madem renk verdik şimdi, enerjiye nasıl renk verdiniz abi? Çok güzel mi oldu şimdi? Ha, şimdi söyle abi. Cin dediniz ya, erkekleri siyah, yani iman edenleri de beyaz. Peki bunlar enerji değil mi? Enerji. Enerjiyi nasıl renk verdik? İman. İman nurdur. Sana söyleyeyim. Boyu ya. Bana sana söyleyeyim. Bizim zanlarımız mı o? Bak şimdi zan değil artık. Bak şöyle. Namaz kılanla kılmayan sokakta belli mi? Aynen. Namaz kılanların içine gir. 5 vakit namaz kıl. Teheccüde kalkanın nuruna kimse yetişemez. Bir tanesi dedi ki abi dedi. X 3 tane televizyon kanalına çıkıyor. Abi de bir şey var diyor ya. Böyle biraz rötuş yani makyaj yapabilir miyim yani. Bana şey söylüyorlar dedi tamam. Televizyonda. Güzel bir şeydir, hatiptir. Nurculuğu güzel yapıyor. Yani hani güzelleşmek için, dedim kardeşim, güzelleşmek için boyaya ihtiyaç yok. Teheccüde kalk. İnan bana. Örtüyor onu. Nurani olurlar. Şey, hava harp okulundaki komutan bana demişti. Mülakata alırken çocukları Hemen kapıdan girdi, hemen gülerdik diyor, birbirlerine bakardık, bak seninkiler, bak öteki seninkiler, her taraftan da adam koymuşlardı, solcudan, sağcudan, çocuklar kazanmış hepsi, Sima'ya bakarlar, diyor ki senden, öteki, o seninkiler de şu, bir senden alıyordu, bir sen böyle, bu FETÖ döneminde, şimdi inşallah hep onlardan, hiç onlardan değildir inşallah, yani ne anlatmaya çalışıyorum, Sima. Yani teheccüd kılıp kılmayan mesela belli oluyor ama ben anlamıyorum onu da diyeyim yani. Bu akşam. Peki. Hasan abi. Bunu artık sormayın bu cinlerle kalıyor. Bitecek son nokta. Hani şimdi erkek ve kadından bir araya gelmesi neticesinde yaratılan cinle şeytanın kendi kendine döllenmesi arasındaki oluşan şey arasındaki fark yani ona şeytan ya cin mi diyeceğim? Şimdi cin, yani. Cinlerin kafiri var Müslümanı var ama bazı bilmeyenler bir şeyler okumuş, temeli de dini bilgisi yok.
itham etmiyorum ama Müslümana zarar veriyor. Bazıları diyor, şey diyor, bilmiyor diyor, şeytan iblistir diyor. Şey, cinler iblistir diyor. Cinler iblislik yapar ama iblis değildir. Bak şimdi, söme soruyorum. Şeytanın Müslümanı var mıdır bir tane? Yok. Cinlerin var mı? Var tabi. Ve ma halaktu cinne ve insa ile leyabudun. Madem cinler şeytandır, nasıl Müslümanı var? Cin suresi var. Peki, ben size söyleyeyim. Evde dahi namaz kılsanız, cinler mutlaka Müslümanı arıyor. Müslüman cinler. Arkanızda dolu cinler, Müslüman şey var. Namaz kılıyorlar. Her evde. Hepinizde var yani Müslüman. Kafirler nerededir evinizde? Tuvalet ve banyodadır. Onun için orada sümkürülmez. Özeller atılmaz tuvalete. Tırnak atılmaz, tükürülmez. Dünyevi uhrevi kasten bir şey düşünülmez. Fazla durulmaz. Banyo yaptığın yerde şey yapılmaz. Banyo yapılmaz. Ya biz nereye geldik ya? Boş ver. Tamam boş ver. Şimdi rüşvet boş ver. Rüşvet rüşvet bahsi işte. Evet abi. Ya beni o, biraz şunu da söyleyeyim size. Nevse rüşvet veriyorsun abi. Babaları itimat edin bu ilimine. İtimat edesiniz dedi. Babaları bana teklif etti birisiyle. Onlarla kalıp bir insan vardı. Hasan Hoca'ya söyle, biz onun ordumuzla hizmetine gireriz. Kabul etsin yeter ki. Allah şahit olsun. Yalanı Allah şahit edilirse kafir olur. Beni itham edenlere söylüyor. Yani böyle şeylerle meşgul oluyor diye. Bu teklifi bana değil, onunla alakalı olan, geçiş yapan bir insan var. Hocam dedi, senin için diyorlar ki orduyla emrine hazırız. Söylesin. Yeter ki bizi kabul etsin. Allah şahit olsun. Allah'tan başka hiçbir yar ve yardımcı istemem. İstemedim ve talep etmemiş. Hepsini reddetmiş. Allah'ın rızası ve Allah'ın dışında hiç kimsenin şeyini kabul etmemiş. Allah şahittir. Bunu yalan söylüyorsam kafir olur mutekada yazıyor 160. sayfada. Yalanı Allah şahit edilirse. Allah'ım şahittir. Benim nefsimin şahs manevisi benim şeytanım. Evet. Şimdi onu da söyleyeyim. İtham ediyorlar beni de. Yok şeylerle uğraşıyor. Ulan uğraşsak sen konuşamazdın çünkü onu beni itham edenin ağzını da kapattırdık da. Yani böyle cinlerle uğraşıyor. Lan cinlerle ordular şey yapıyor. Bunlar reddetmişiz. Allah'tan kork yani. Sen ne diyeceksin aşırı meydanda bu şey ithal? Sen de uğraşsın. Yani ben ne cinlerle uğraştım? Lan ne cinleri? Cinlerin sistemini söylüyorum. Kur'an söylüyor. Kur'an söylediği için söylüyor. Kur'an'da cin suresi var yani. En büyük cinci Kur'an neyse abi. Tabii cinci. Peki, davası ahlak. Dimağa bağlı duygu. Ahlak neymiş bak. Dimağa bağlı duygu ve hislerin, dimağdakilerin ifrat ve tefritten azade vasatta kalarak ve birinci niyetle alınan ve kabiliyet diye görünen davranışlar bütünlüğüdür. Harika bir toplamadığım hulasası. İki tane niyet var. Birinci niyet, ikinci niyet. Birinci ihlas var, ikinci ihlas var. Tamam mı? Biri nerede, biri nerede abi? Birisi kalpte, hüsnü ahlak, hüsnü ahlak, hüsnü niyet, manayı harfi hep kalpte. Hüsnü zan, sayıyorum. Hüsnü zan, hüsnü ahlak, hüsnü niyet, manayı harfi kalpte. Sui zan, sui ahlak, sui niyet. Manay ismi. Manay ismi nefiste, ahlak, nazar, niyet, zan, dimağda. Tamam mı abisi? O şekli göstermiştim. Hatırlarsın. Şimdi bak, bu çok önemli bir külliyattaki çıkarımdır. Doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu yanlışım doğrudur. Bazıları diyor ki yanlışım deme ama ne yapayım? Bu doğrum doğrudur diyeyim. Yok yok. Doğru mu oluyor? Tez diyorlar abi. Tez şeyde. Tez diyeyim ha. Sosyolojide tez deniyor. Ha tezim. Tez, antitez. Ha yani antitez. Antitez olmana kadar benim tezim doğrudur. Tamam doğru, o zaman yapalım. Tezim doğru. Bak, ahlakı tanımlıyoruz. İki tane ahlak var. Birinci ahlakı tanımlıyoruz. Dimağa bağlı, dimağla alakalı duygu ve hislerin, dimağdakilerin ifrat ve tefritten azade vasatta kalarak, İfrat ve tefriti olmayıp, vasatta olup, birinci niyet diye alınan, külliyatta isimlendirilen ve kabiliyet diye görünen
kabiliyet şu arasında. Herkes doktor istidadındadır ama doktor kabiliyetinde değildir. Herkes pilot istidadındadır ama pilot kabiliyetinde değildir. Tamam mı abi? Kabiliyet de istidadı fiilen gösterdi. Abi en kolayı yani arkadaşlar için de tersine bilmiyorum ama herkesin bilgisayarına Photoshop programı yüklenebilir ama herkes Photoshop kullanma kabiliyetinde değildir. Evet. Çok erken. Çok güzel olur. Biri istidat oldu öyle. Kabiliyet. Yani acayip. Ama aslında. Latifeler de öyledir yani program da ya. Bazen öyle bir misal veriyor ki, ben belki 10 dakika konuşacağım, çakıp veriyor. Bir de okuyayım. Birinci niyetle alınan ve kabiliyet diye görülen davranışlar bütünlüğüdür. Bu kafirde de vardır bu. Yani abi ya kafire bak ya sözünde duruyor, malı sahte yapmıyor Müslümanı bak. Kafirde ahlak var ama hüsnü ahlak yok. Ahlak ruha ekilenlerin cemidir. Huyların cemidir. Huy tabiattır. Güzel ahlak insan güzel fikirler verir. Güzel ahlak insana güzel fikirler verir. Hem tavsiye edeyim. Güzel ahlak insana güzel fikirler verir. Güzel fikirlerle de Risale'deki cümleleri şey yapmışım hatırlarsınız. Güzel fikirler de her şeyin güzel cihetlerini gösterir. Bu da hüsnü zanı doğurur. Bak, evet. Mehmet abim gördün mü abi senin söylediğin bu. Mehmet abi sen arabada gelirken söylediğin bu. Bir daha okuyayım. Güzel ahlak insana güzel fikirler verir. Güzel fikirler de her şeyin güzel cihetlerini gösterir. Bu da hüsnü zanı doğurur. Başka suret yani ahlakın hepsini anlatmıyorum size. Ahlakın zandaki etkisinden bölümünden bahsediyorum. Yoksa bir ahlakı inşallah bitireceğim şimdi. Yani bitireceğim. Yoksa bir ahlak bir derste bitmez ama ahlakın suizanı nasıl şey zanı nasıl etkiliyor? O yönlerini sıf aldım. Ahlakta işte şöyle bir şey var. Yani mesela güzel ahlak bir tek o güzel ahlaka sahip olan kişide hüsnü zanı doğurmuyor. Karşı taraftakilerde de hüsnü zanın doğmasına vesile olabiliyor. Evet. Ekiyor yani. Ekiyor. Evet. Bak şimdi. Dima, şu anda ne yapıyoruz? Bak bu derse geldiniz. Bu derse gelmediniz videoyu seyrediyorsunuz. Evet. Malumattır. Şimdi bu derste ne oluyor? Dima iksirliyor. İksir. Kalp mayalıyor. Kalbimiz birbirimize mayalıyor şu anda. Tır 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 tır. Dimağımız tır iksirliyor. Cemi sirayet. Bu ne kadar mühimdir? 40 defa yaka zaten Celaleddin Suyuti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayık iken, gözü açık iken, uykuda değil. Allah Resulü'nün temessülen 40 defa gördüğü halde sahabe değil. Ama bir defa gören sahabe olmuş. Çünkü insiba ve inikas var. İnsanlarda ve peygamberlerde. Hepsinde. Yani peygamber şu anda birbirimizi bizde. Dimağımızla dimağımızı. Kalbimizle kalbimizi. Şöyle diyeyim. Dilimle konuşuyorsam sizin dilinize gelecek o kadar. Etkilenmeyeceksiniz bu dersten. Dimağımdan söylüyorsam dimağınızı iksirleyecek. İçimden, kalbimden söylüyorsam kalbinizi mayalayacağım. Maya kalbidir, iksir aklidir. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. Zulmet kalbidir, karanlık aklidir. Bunlar çok acayip, tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Güzel ahlak, oraya okudum. O şey abi, mesela ahlak şimdi ne dedi? Kabiliyet diye görünen davranışlar bütünlüğüdür. Yani dimadaki ahlak. Kabiliyetten farkı, yani aynı gibi mi oldu yoksa farkı ne? Yani kabiliyetle ahlak arasındaki fark mı desek? Şimdi mesela kabiliyet sistem tamam mı abim? Ama şer kabiliyet, ahlak hayır kabiliyet. Bu hayır tarafı değil. Kabiliyetin vasat tarafı ahlaktır öyle mi? Tabii tabii tabii. Öyle gibi. Yani şöyle gelecek zaten. Suy ahlakın malzemelerini okuyacağım. Acele ediyorum zaten oraya geleyim. Güzel ahlakın zeminini, altını göreceğiz zaten. Göreceğiz. Sure perestlik
sukutu ruha sebep olduğundan su ahlakın zemini olmuştur. Haber seyretmek suretperestliktir. Suretperestliktir. Yani haber seyreder. Suretperestliği gelişir. Yani su ahlak zemini olur ya. Evet. Direkt çünkü niye? Şöyle bir misal veriyor ustad. Diyor ki orada 38 Kastamonu'da. Daha kendini kalbine, kendini ruhuna, dimane, idare edemiyor. Dimanı idare etmekten aciz olan bir ruhun, öyle bir benliğin kendisini bırakıyor. Bak şimdi cinayete bak. Suriye'yi, Amerika'yı idare etme teşebbüsüne geçiyor. Bu diyor, bu bir kaçıştır kendine. Bunu bırakmak bir sukuttur. Bu çökmektir. Tamam? Bu çöküştür. Sistemi bozmaktır. Günahtan bahsetmiyorum. Sistem çöküyor. Sistemin çökmesinin dindeki adı aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Şimdikisini dinleyin. Bediüzzaman şeyi, bu kadar bir kişinin imanını kurtarsam cehennemde yanmaya razıyım. Zira bedenim yanarken gönlüm gülgünistan olur diyen zat diyor ki kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ama hiç bunu tatmıyor. Ondan sonra bir sürü yansımalar var. Ailelerimizde yansıyor. Mesela karısından şikayet ediyor. Senin kadın kimdir biliyor musun? Senin kadın kimdir biliyor musun? Senin hevan donmuş, karşına çıkmış, hava olmuş. Ayşe olmuş, Fatma olmuş. Hevan donmuş hali. O senin karşıtındır. Boşuna bağırıp çağırma. O senin hevanın donmuş halidir. Ona kızıyorsan kızma. Senin batını sende, aslı sende. Hevanı düzelt, o da düzelsin değil mi? Kadın yani kadın tarafından nasıl ifade eder? O kadınlara ders yaparken olur. Cinlimin sureti midir diyor. Ha? Cinlimin, benim cinlim yok mu? Hayır. Ağırdır o itham. Değil. Nefs emare değil ki kadın. Heva nefis değildir. Heva heves değil. Heva yapmıştık bir ders. Ben nefs emarede biliyordum. Maddi nefis. Şey, manevi nefis. Hayır. Manevi nefis emare, maddi nefis emare, kainattaki, dünyadaki hazlar ve lezzetlerin iki tane felsefede. Lezzet ve menfaatların ceminin hulasası olan bedendir. Maddi nefse mare. Eylemsel itibariyle uşkurluk ve midedir. Gözüküyor. Bir daha. Dünyada bulunan menfaat ve lezzetlerin cisimleşmiş hulasa-i camiası bedendir. Buna maddi nefse mare denilir. Senelerimi verdim. Nefis denilir. Manevi nefse mare. Hevayı sakın sokma, ben bu hatayı yaptım. İkide bir söylüyorum. His, heves, tabiat, asap, damar, kör isyan. Karıştır. Manevi nefse emmare. Heva ise seni bütünlüğe getiren, ifrat tefritten vasata taşıyan, karşılığın olabilen ama karşıtın olan heva. O donmuş, yaratılmış. Aklına fikir, kalbini bir meyil, aa ben bunu sevdim. Neyi sevdin? O aslında aslını buldu. Kendini buldum diyor ama. Devam ediyorum. Abi, heva içinde şey yapar diyor ya, insanı manevi mevsuh eder. Ruh sireti değiştirir, siret suret yapar diyor. Beni bir yerlere sokmak istiyorsun ama geçmeyeceğim. Tamam abi. 5 saate çıkacak. Evet. Şimdi zan, sebep mi? Yan tarafa geçtik. Nerede oldu? Ha. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biraz daha. Biraz daha. Olmadı. Yok abi olsun. Ha. Tamam. Tamam şimdi oldu. Sebebi. Hissiyat insaniye. Bak şu neydi? Süretperestlik. Sukuturuğa sebep olduğundan suyu ahlakın zemini olur. Sebebi, dersin devamı o. Öteki cümlenin. Şu ya. Suretperestliği. Arkadaşlar şu. Sekizinci sözde diyor. Gördüğünü adi ve aynı hakka telakki etti diyor. Evet.
Yani suretperestliği hani bir şeye bakmak, surete bakmak, ona müptela olmak gibi değil de yani manayı ismiyle bakmak kaynağı. Yani aynı hakikat telakki ediyor. Mesela 8. sözde kuyuda gördüğünü aynı hakikat yani sureti hakikaten içine hakikat ve mahiyet zannetti. Yani cevizin dış yeşil kabuğu var ya. He, içine ona ceviz dedi. Evet, evet. Halbuki yedi, ne kadar acı o. Hadi dedi lan bir daha açayım yedi, bu sefer tahta çıktı önüne. Gene olmadı. Bir baktı ki. Ya dedi arkadaş bu cevizden herkes lezzet alıyor. Bana bir yedim, zehir çıktı. Bir yedim tahta çıktı. Neyin nesi bu falan deyip biraz daha içine dalması gerekiyor değil mi abi? Evet. Abi de bu büyük zatların fotoğraf çektirmemesi de bu suret terestlikten ilgili bir hadise mi mesela? Küçük çocukların da pek çekmiyor falan diyorlar. O şimdi o devam edeceğiz. Ya kardeş, şimdi mevzu da yürü ya. Hani bana çaydırıyor şimdi. Hani uygulaması pratiği oluyor gibi ya, evet. Ondan soruyorum. Yoksa... Tamam. Dağıtmak için sormayalım. Dağıtmak için sormayalım. Dağıtmak için değil de çok meraklısın. Haklısın tabii. Muzakir'in şeyi ol ama bu sefer suretlere kayacağız. Evet. Doğru. Sebebi neymiş? Buraya kanadı. Hissi ama ona cevap verin. Evet. Doğru. Evet. Çünkü büyük zatlar resmini çektiğin zaman, baktığın zaman, aa Bediüzzaman bu mu? Ruh gözükmüyor ki. Hakikati gözüküyor mu? Aa Resulullah buymuş. Allah Allah, 1400 sene ben ümmet ettiğimiz adam buymuş. Çünkü hissi, surete müptala olduğumuzdan dolayı biz öyle bir insanız ki mahiyet ve hakikat surette görmek istiyoruz. Allah Resulü surette nasıl tanımlayacak? Tarikatlar niye müsaade ediyor abi şeyi, resmi yatıyor. Tarikat niye müsaade ediyor, Hasan niye müsaade ediyor ki? Bana desene, Hasan sen niye müsaade ediyorsun? Çünkü basit olduğumuz için. Anladın mı? Bak arkadaşlar, suret, in dibine. Onun için bak girmek istemedim. Suret dibine git. Sima. Hakikat. Ha tam doğru. Suret, sima, sıfat vesaire agir. Temelde yapayım. Suret, hakikat, mahiyet. Ama Resulullah'ın mahiyeti diyor ki suretine baktığın zaman çarşı pazarında bir at mübayasında, at alışverişinde bulunan bir satı. Baba mı ya Muhammed? Oysa diyor Miraç'ta diyor Burak'a refrefe ve oradan da Cebrail'i arkasına bırakıp ta kabu kavsene imkan ve vücut ortasında ehadiyeti zatiye mazhar olan bir zatın şahsiyeti maneviyesini o suret nasıl temsil eder diyor. Ama biz onu orada görmek isteriz. Orada görürüz. Onun için ondan haram olmuş. Nasıl olacak o? Biz onun cehaletimizden hakikatini şeyin abi adamı ya. Biz birbirimizi örtmüyor muyuz? Bir asabi oluyorsun, bir şey yapıyorsun, ha bu adam mı ya? Bir hemen koyuyoruz kenara. Oysa beşeriyetimiz var, ubudiyetimiz var, vazife dalı var. Şu andaki makam ben değilim. Ne gözüküyorsa güzellikler bunundur, eksikleri süflü bana ait. Bundan sonra ineceğim, kitap okuyacağım, cevşen okuyacağım, namaz kılacağım, oruç tutacağım. Benim ubudiyetim. Bir de sizinle çay içeceğim, yemek yiyeceğim, seyahat edeceğim. Bu benim beşeriyetim. Karıştırdın mı? İstifade edemezsin. Onun için herkeste seyahat etmeyin, herkeste yemek yemeyin, herkeste ticaret yapmayın. Sizi suretinize hapsedecek ve sizden istifade etmeyecek. Peygamberi suretine indirgeyecektik. Büyük zatlar. Ya Bediüzzaman bu mu ya? Ama bilinmediği zaman muamma. Her muamma. Peki mübalağa mı? Hayır. Hakikatin dibi deryası yok ki Resulullah'ın. Sebebi hissiyat insaniye sarsar, suretperestlik ve tahrip ettiği için o kadar hissiyat insaniye sarsar ve tahrip ettiği için suretperestlik. İnsanın hissiyat insaniyesini sarsıyor, tahrip ediyor. Hissiyat insaniye zahiri müptela'dır. Resulullah hakkında hissiyatımız yok mu? Görün resmine hissiyat insaniye tahrip olur. Temeli gider, gözüken hissiyatımız olur. Hristiyanların şu anki vasiyeti gibi diyebilir miyiz? Hani evet. Evet, aynen. Sana bir sukutu ruha sebep nasıl oluyor? Şimdi sukutu ruha, ruhun yapısı nedir, yazılımı? Ortadan kalkıyor, çöküyor, bitiyor. Abi şimdi suretten ruh nasıl bozduğu şey yaparsak girmeyin. Tabii. Hikmet ve hakikat
Hikmet ve hakikatla meşgul olmak. Ha, oradan. Vesile. Hikmet ve hakikatla meşgul olmak hüsnü zana vesiledir. Yani nurculuk hüsnü zana vesiledir diyebiliriz. Evet, diyebiliriz. Mesela biraz önce anlattığınız şey hikmet oluyor işte. Mesela üç şahsiyeti karıştırmamak işte hüsnü zanına vesile oluyor. Aynen. Diyor ki mesela bak bu aletiyle öbürünü yan yana koyma, yoksa istifade edemezsin. Bak harika işte. Bu güzel bir katılımcı oldu. Hikmet o, hakikat o. Mesela hakikatla meşgul oldu. Veya gördüğün bir surette şer. Bunun hikmeti nedir ya? Vardı bir hayır. Mesela yoksa bizi bitirir ya. Mesela ben otelde bir şişe kırıldı. Bana birisi bir şey yapmış. Misal. Kırıldı. Ya nasıl kırıldı? Hemen gayri ihtiyar. Ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Hemen geldi bir şey. Geldi. Allah ondan razı olsun. Gönderen gelen. Dedi. De ki var bunda bir hayır. Dedim ve rahatladım. Be ahmak lan, beceriksiz lan, sakar lan. O da adam. Başkası yapsa zaten kafasına geçirsin. Sen yaptın böyle. Kendimi dedim. Ama var bunda bir hayır. Rahatladım. Bağdan boşaldı. Niçin söylüyorum? Sen de uyku lan. Beni de yakacaktı. Sen de uyku. Nedir o? Arkasını seyretmek hikmet. Meşgul olmak hakikat, hüsnü zana sebep. Enfüs de hikmet bu o zaman. Yani surette diyecektin de mesela. Evet. Birini görmek, surete bağlamak. Enfüsünü de donuk halde görmüş olsak o zaman enfüs olmaz. Evet. Ali kardeş burada mı? Gitti. Şey, Özgür burada mı? Yok. Peki. Ha sen ya. Bize o ufaktan bir tane yapar mısın? Orta olsun. Suyu ahlakın zemin. Aa geldik şimdi. Şimdi seyret aslında. Evet. Maddeler olacak. Kadınları okudum. Ha kadınları niye okudun? Kadınları okuyacak dediniz. Şimdi hiç okumuyoruz abi. Kadınlarda suyu ahlakın zemini. Suyu ahlak bak. Kadınların suyu ahlak. Suyu ahlak sahibi kim? Zemini neymiş? Cesaret ve sehavetin ifratı suyu ahlaklarına vesileymiş. Yani mesela bana da böyle bakacaksınız, tamam mı? Ve bakmak zorundasınız. Bu aslında öyle değil. Bir, bekarda üçte iki erkeklik var, adamlık var. Üçte bir çocukluk var. Yani bekarın özelliği o. Ona göre benim bazı kusurlarım var. Üçte bire vereceksiniz. Öyle diyor usta. Eski eserinde diyor. Peki bekar kızda ne var? Üçte iki kadınlık var. Üçte bir erkeklik var. Namusunu korusun diye. Pekala devam edelim. Estağfurullah. Sen bir de söyler misin? Erkeklerin kızdı mı? Bitti mi sen? Erkeklerin kız çocuklarına ve hanımlarına erkekleşmemesi için müdahale etmesi lazım. Otur su ahlakın olur demesi lazım. Doğru söyledin. Ahlakın bozulacak, erkeklik yapma. Tamam. Kadınlarda dedi ki... Abi demin ki o üçte birde bir sanki şey bitireyim. Oldu, bir yanlış oldu gibi geldi de. Bak. Üçte iki... Oradan alalım abi. Kadın, kızınkini söylüyorum. Üçte iki kadınlık var, üçte bir erkeklik var. Öyle evlendi, dedi. Üçte biri erkeğe geçti. Erkekteki çocuk da kadına geçti. Onu daha bitirmemiştim de. Ha, bak şimdi, tamam. Üçte bir çocukluk var erkekte. Bende yani. Tamam. 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 Üçte işte iki erkeği. Tamam. Tamam mı? Tamam. He, kızda ise namusunu korusun diye cesaretten açıldığı için söylüyorum. Bardağı koyar mısın kardeş? Bunu al. Bunu petrol ofisi giriş yapma. Hem sıcak hem petrol. Şimdi üçte iki erkek mi? Tamam. Üçte bir çocukluk. Şimdi evlendi. Çocuk. O üçte bir niçin kıza şey konmuş, erkeklik namuslu konmuş, namusunu korusun diye. Namusunu korusun diye. Evlendi, üçte üç kadın oluyor. Namusunu erkek koruyor şimdi. Ben değiş dokuşu, birileri... Sonra üçte bir, benim çocukluk yok muydu? Aha. Bir erkeğin ilk çocuğu aldığı kadındır. Çocuk gibi büyütecek onu. Karısına çocuk gibi davranacak. Büyük adam gibi, kendisi gibi bir adam olsaydı sana zaten hanımlık yapamaz. O zaman çocuk gibi nazik yetişmeye muhtaç olduğu için o üçte bir çocukluğu ona geçiyor ve adam üçte üç erkek oluyor. Bir erkeğin ilk çocuğu evlendiği kadındır diyecek yani mane.
Yani çocuk gibi şey yapacak. Yani onunla inatlaşmayacak. O bana böyle dedin ya, ne biçim insansın, kapıyı vurup evden çıkmayacak, öyle değil. Peki abi, onun ilk çocuğu da onun o davranışının sureti mi oluyor acaba? Yani aşağı inme, o kadar korkan kan. O zaman erkekler... Peki. Erkek mi davranacak? Kadınların... Çünkü hassas noktalarında hep kaçıyorum, dikkat edin. Kaygan buz ya. Kadınlarda cesaret normal olmalı. Ama sehavet, cömertlik, bunlar suyu ahlaka sebeptir. Her şeyini verirse namusunu da verir. Abi gidiyorum balını... Cesaret, biraz bitireyim de ondan sonra ne olur, olur mu? Tamam. Şimdi cesareti de namusunu korumak için ilk vermişti. Sonra bu cesaret erkeğine kafa tutmaya kullanır. Orada bitmesi lazım evlendiği zaman. Çünkü artık namusunu korumaya senin ihtiyacın yok. O birisi koruyacak. Şimdi söyle şey, bitirdikten sonra şey Erdin söyle abi. Ben başka yere gittim. Evet tamam, ya git. Şimdi suyu ahlakın zemini, tezellül. Ha, böyle görmenizi istiyorum yani. Murat, sen de böyle çalışmaların böyle dönüştür. Çünkü çok donanımın var. Fakat sistematiğe dönüştürmeden çok yırtılıyor insan. Evet, teknolojiyi takip edemiyoruz abi. Teknolojiden şu yani. Çok böyle özveriyle gayret etmen lazım. Tamam. Çok böyle şey yapman İnşallah lazım abi. Ki şey yaparsın. Bu kadar neticeyi veresin. Peki şu sıralamayı bir saatlik derse neden olacak? İnsan zekasında görsel olarak göremediği şeyleri burada görsel olarak farklı bir mertebe açılıyor. Evet. Mana mertebesi. Tezellül. Suyu aylakın zemini. Tezellül. Tekebbür. Hisset. Sefillik. Bahillik. Tamahkarlık. Hırs. Hile, yanlışa ve yalan. Yalan. Yani bunu şey yapmayın ha. Tek tek izah etmeyin. Zaten anlamadık. Bir daha. Tezellül. Tekebbür. Hayır. Hisset. Sefillik. Bahillik, tabahkarlık, hırs, hile, yanlışa ve yalan dolayısıyla suizanların zemini, suizanı besleyenler bunlar. Lugatın versem basit ve nakıs olacağını vermiyor. Güzel ahlakın zemini, bak ne kadar sistem, değil mi? Çok hoş oldu. Emniyet, sadakat, iktisat, tevazu, vakar, sadakat, ihlas, samimiyet. Sadakat buna girdi bak. İki defa mı girdi? Önemli olduğu için. Demek ki gayri ihtiyar bak. Önemli değil. Abi tevazuyla vakar çok. Güzel ahlakın esaslarında yoktu sadakat ama. Esaslı. Tevazuyla vakar. Güzel ahlakın esaslarında yoktu sadakat. Şimdi giremeyiz o meseleye. Tamam mı abi? Çünkü ben ahlakın üzerinde yürüyelim. Çünkü ahlakın sisteminden çıkarız. Bak bunları göstermek istediğimden hiç onlara girmiyorum. O tamam mı? Cesaret denilebilir mi bu? Güzel ben, benim var. Elimde değil o. Hmm. O ustada kullandı. Evet, şu alarda. Bitti o. Şimdi buraları göstermek istiyorum. Onun için acele ettim. Bak şuraya görüyor musunuz? Su ahlakın zemini. Bak. Bunları tek tek okuyacağım size. Ve bak, güzel ahlakın zeminini de göstereceğim. Daha genişi de var. Değil. Nerede? Ha şurada. Bak görüyor musun? Heh. Devamı da var mı? Boş bırakmışsınız herhalde. Yani olur diye. Bulabildim. Bir, suyu ahlakın zemini. Suyu ahlaka nasıl insan itilir? Veya hangi sistemimiz aktif olursa suyu ahlak olur. Veya hangi davranışımız suyu ahlaktandır. Hani beğeniyorduk ya bazı şeylerimiz. Şimdi kendinizi, hepimiz kendi kendimizi sorgulayacağız. Karşınıza koyun şimdi. Aynaya şimdi biz var. Kisp, hile, dal kavukluk. Suyu ahlakımdır. Suyu ahlakımızdır. Deminkilerden farklı mı? Demin de suyu... Üstad bir yerde icmal etmiş, bir yerde tafsir etmiş, remz etmiş. Hepsini bu araya topladım şimdi. Deminki de buraya yazdınız mı? Yazdım. Ha, bu geneli. Geneli. Öyle zannetmiyorum. İki, haram yemek.
Suya ahlakın zemini. Tamam. Üç, yani üç demeyeyim. Kadınların hayasızlıkları. Yani tesettürsüzlük suya ahlakına sebebiyet veriyor. İsraf. İsraf. Kadınlara mı hastalar? Yok yok. Yok kadın olsa onu derdik. Değil. Hayasızlık kadına mı? Hayır hayır. Haya insana güzeldir. Kadına güzel değildir. Kadına daha güzeldir. Cesaret adama güzeldir. Çok cesaret. Kadına cesaret güzel değil. Cömertlik kadına kötü ahlaktır. Erke güzel ahlaktır. Yerini değiştirirsen kadın erkek, erkek kadın olur. Hevesat-ı nefsaniye cihetiyle erkekler kadınlaşırsa otomatik olarak erkek olur. Erkek gibi olur. Senin evde kadının erkek gibi davranıyorsa, erkek gibi çarşı pazarda erkek gibi muamele ediyorsa suç senindir. Hissiyat-ı nefsaniye cihetiyle sen kadınlaştığın için o da erkekleşmek zorunda kaldı. Erkek olmuş. Çünkü senin hevanı. Peki abi erkeğin suy ahlakı kadının hayasızlığına nasıl sebep oluyor? Şimdi mesela hissiyat-ı nefsaniye cihetiyle artık kadına sen hep cinsellikle bakar, öyle imaj, böyle bir kanat verirsen karına, hanıma, yani beni sırf bunun için tutuyor, bana bunun için bakıyor. Oysa usta cinselliği hiç esas almıyor, kalbine mukabil kalptir diyor. Tamam mı? Kalp bambaşka bir şeydir. Aynen. Tamam. Cinselliği hiç nazara almıyor. Kalbime mukabil kalptir. Mesela ben bunu ablamda yaşadım. Ben böyle sarılmayı annemden ve ablamdan öz yeğenimden hariç olmamıştır. Yani böyle. Şimdi babamın vefatından sonra bir şey anlat uzatmamak için. Bir şey akraba oturdu. Benim akraba derken varislerim. Orada kızdırdı beni erkek kardeşlerim. Kızıyorum. Ne lan bu? Şey gibi, avam gibi, sokaktaki insanlar gibi. Böyle basit basit şeylerin peşinde sürüyorum. Kızdım, kızdım, kızdım. Koltukta oturuyorum. Tam elimde böyle. Kızdım ya. Ablam da burada oturuyor. Elini koydu. Kızma kardeş. Sana hiç yakışmıyor. Elini koyduğu anda her şey gitti. Bir baktım başkansa. Topraklama yaptım eğer. Bak topraklama üzerine aldı. Devre tamamladı. Patlıyordum enerji. Patlıyordu. Demece tahliye. Sürdü ya. Peki size ne isteyeceğim? Cinsellik midir şimdi bu rahatlama? Anne sana temas ettiği zaman böyle, o. Her şeyin gitmiyor. He doktorum? Anne sağ değil mi abi? Babanı biliyorum, cenaze katılmıştık Mehmet. Ne yapıyor? Rahatlamıyor musun Murat? Anne. İkisi de kadın. Cinsellik midir kardeş? Ha? Cinsellik. Kadınınız, eşiniz, Allah'ın takdiri ve Allah'ın emaneti cinselliğiniz değildir. Allah'ın emanetidir tepeden. Kafadan Allah'ın emanetidir. Ona da öyle. Şimdi israf, yeis, neydir bu? Ne okuyoruz bu? Su ahlakın sebepleri, zemini. Garaz, haset, kusurları araştırmak. Bu da çok önemli bir şey abi. Menfaat ve rekabet. Su ahlak kimde var? Bende var mı? Bak kalem al, kaç tane madde var, kaçta kaç su ahlak var sende? Bak sayar mısınız yukarıdan aşağı bir sayın. Hadi izle kim sayacak? Gösterdim kaçırmasın. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 70, 30, 32, 34, 35 tane. 30 sayın. Evet. 35. Ben 35 tane. Bak şimdi o zaman niçin saydırdın biliyor musun? 33 saydım ben abi. Ben 33 saydım. Tamam peki. Şimdi x bölü 2, suyu ahlak sahibi diyeceksin. 3 tane çıktıysa, x bölü, yani 35 bölü, 33 bölü, 3,
suyu ahlak sahibiyim. Aynen. İyi elhamdülillah. %50 tutturmamız lazım. Suyu ahlaktan üstün olmalı. %51 bu olmaması lazım. Bunların derecesi düşük olsun. Derece hepsi var neredeyse. Abi ama hepsi var demiyor. Dört çünkü. Biraz düşük olsun. Yani nefsimiz hiçbir bende yok diyor. Evet yani. Ama şöyle yapalım. Hepsinin de %50'nin aşağısına koy. Tamam. Yeğiz %50 aşağı. Ha, bak. Menfaat ve rekabet. Sahtekarlık. Yok ben sende. Ben seni tanıyorum. Sende sahte yok. Yok yani. Daha bir tane de bu. Bu böyle baş belada işte doğru olmalı. Hakikaten temiz çocuk. Sevmem pek ama doğru çocuk. Bazılarını fıtrat çok itiyor abi. Evet. Hani çok şey var. Tasannu. Riyar, tabasbuz. Ha, aferin servis yapın. Ama elinden geldiği kadar plastik yapmayın. Şey, sıcağı. Rüşvet ve aldatmak. Adam rüşvet yani bir şey mesela trafik polisi veya memur. Kendisi istiyor. Suyu aylaktır. Rezil adamdır. Çünkü lanetlenmiştir. Alana verene lanet olsun. Veren biz de oluruz. Lanet değil. Onu söyledim. Rüşveti tanımlamasını yaptım. Neyle yaptım? Kendi anlayışım değil. Hukuk-u İslamiye'den kafama kaldığı kadar. Cevaz ver yaptım. Bana aitti. Burculukta da abi şahsına medih beklemek filan onlar da rüşvet kapsamına girer değil mi? Yok o kadar şey olmaz. İnsan biraz ihtiyacı var. Yani. Hepsi rüşvetlerini iyi kapsamıyor. Zaten bir Var. Herkesin şey yapması. Evet. Kesinlikle. Metanetin ve sadakatin kaybolması. Laubalilik. Latifelik var, kibarlık var. Evet. Yani şaka mesela şu ömrünüzde söylüyorum. Şu dershanede gece getirdiğiniz, yaptığınız kampınız ömrünüzün en güzel miladi günlerdir. Hayatınızın mayasıdır. Bir tencere sütü bir kaşık yoğurt mayaladığı gibi hayatınızın bir senesini bu mayalayacak. Mayadır maya. Öyle bir şey göremezsiniz yastıklarda yatmak. Ben hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum ama ya otobüs kanepalarında ya uçak bekleme salonlarında, koltuklarda ya o bekleme otobüslerinde o şey var ya, evet. Orada yatmanın güzelliklerini yaşıyorum. Ha, buraya bedava getirmemiş Allah. Bu dersleri bedava vermemiş. Niye anlatıyorum? Böyle ben yastıkla kıvramışım. Diyeceksiniz. Olacak bu. Onun dünya ve ahirette bedelini yiyeceksiniz inşallah. Ha, koca adam fabrikaya bırakmış gelmiş. Tabii ki yatacaksın. Keşke otelde değil de burada yatsaydı. O da bak gelmek, bundan sonra öyle yapacaksın. Ama başka bir şey düşünüyorum. O zaman tamam. Ha şey, siyah, tamam. Abi burada... Ya şey anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hayatınızın bazı vakitleri, saatleri, günleri çekirdek, unutmayın. Devam ediyorum. Ben bir şey sorabilir miyim? Burada beslenmeyle alakalı ayrı bir şık açmak mı lazım yoksa o haram yemeğe mi girer? Mesela domuz... Eti ile onu okuduk yani yeme haram yemek de. Haram yemek olarak. Tabii tabii detayını bir sürü var da biz onu giremiyoruz. Kulasa yaptık. Anladım. Tabii. Hürmet ve merhametin kalkması. Hürmet ve merhamet. Kadından hürmet, erkekten merhamet. Evet. Aşağıdan yukarıya hürmet, yukarıdan aşağıya merhamet. Merhamet. İstibdat, cehalet, zaruret, ihtilaf. Abi bunların hepsi hususi bir şeyin de zemini ya, toplama ahlak. Tabii tabii, toplama bunu kardeş, sen neler olursun? Toplama ahlak olmuş ama hepsi hususi bir şey. Mesela istibdat, cehalet, zaruret, ihtilaf, üstad geri kalmışlığın zemini olarak gösteriyor. Evet. Suya ahlak, geri kalmışlığın zemini. Geri kalmışlığın zemini, suya ahlakın şeyidir. Aldatmakla iş görmek münafıklığın zemini. Yani hepsini toplamış, suya ahlakın zemini. Evet. Mükemmel. Çok acayip olmuş ya. Mesela kavganın zemini israf. Kavga etmemek için nurcular bir araya gelince üç risale okusun. Ulan ikisi kafama yatıyor, bir tanesi yatmıyor. Neymiş? İhlası beraber okuyun, tamam. Kavga etmeyin. Ondan sonra hücumat istikliği beraber okuyun. İktisatla ne alakası var? İktisat fıtratını inkar etmektir. Şey, israf. Aslını inkar etmektir. Aslını karşıdan gördün, itiraf ediyor, söylüyor bir hakikat. İnatlaşmak için, enaniyet için onu çürütmeye çalışıyor. O zaman iktisat tamir etmek olur abi. Evet. Şimdi gurur, kibir, tulu emer. Kardeşim
böyle ustad külliyatta suya ahlakınız şunlar şunlardır diye yazmamış ki. Bunu çalışacaksın, çıkaracaksın. Tamam. Sosyologların boğulduğu şeyler abi direkt. Evet. Adam yıllarını veriyor bunlar için ama pat pat bunu mesela bir sistematik koysa. Mesela bunu kitap yapsam var ya. Suya ahlaksızlığımızın sebebi. Ya ben bunları kitap yapsam var ya, ustad yasaklamış. Şu anda Nurculu, Risale-i Nur'u daha iyi anlarsanız diye zanniyle, daha iyi anlarsanız zanniyle yazılan kitapları okusanız ömrünüz Risale-i Nur okumaya yetmez, gelmez zaten. Evet. Risale-i Nur'u daha iyi anlarsınız diye yazılan kitapları okumaya kalk bitiremezsin zaten. Ömrün zaten Risale-i Nur hiç gelmez. Ve aldanıyor kim yazdıysa. Ustad bu diyor gizliden gizliye bir rekabettir diyor. Kıskançlıktır diyor. Ben soğuk bir rekabettir diyor. Ben bilmez miyim 23 tane böyle defter bunu yazamaz mıyım? Hem de şema. Adam çalıp kitap yazıyor. Yazamazsın. Niye? Çünkü senin kitaplar senin tilki-i karihan zihin aynasına düşen resimlerin kartpostalaymış halidir. Böyle toplama yapsan neyse. Yani şimdi bir sürü yayın evleri var. Yanlış. Böyle deyince abi bir bölümü kastettim. Seni kastet yazdınsa sen yaptın. Suç değil. Yaptığını söylemek suç. Onu anlayamıyorum. Karın ağrısı var demek ki. Tabi arkadaşlar ben yazamaz mıyım ya? Bunu belki bir şey versem. Abi bu da işte düstur oyunu oluyor yani. Yoksa diğer türlü. Çok dur ya ben bir yol bulma ya. Ben merkezli düşünmek. Başka? Noktayı istinat, noktayı istimdadını kaybetmek. Heves, damar, asap, tabiat, hissiyat halitasından çıkan manevi nefsi emmare, evet. Suya ahlak. Keşke yazsaydım şuraya. Manevi nefsi emmare. Tabii hep zaten ayrı. Zülsüzsüz bir şey de. Zaten arka arkaya gelince. Manevi nefsi emmare. Sonra her şeyin ifrat, tefrit mertebesinde olmak. Suya ahlakın zemini. Kışır ile meşgul olmak. Suya ahlakın zemini. Korkaklık, korkulmayacak yerde korkmak, su ahlakın zemini. Araz, nifak. Başka? Zekatın terki, faizin ihtimamı. Yayılması. Gafletle nefsini unutur. Mahiyetindeki acsi, fakrı, kusurunu görmek istemez. Çabuk bozulur et ve kemikte olduğunu düşünmemek suyu ahlak zemini. Kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Hırs, tamah, şiddetli alaka ve muhabbetle dünyaya atılır. Suyu ahlak olarak kullanıyor usta bunu. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Halikini unutur. Netice hayatını ve hayat uhrevisini düşünmez. Bıktık bu su ahlak bize karanlık verdi. Hadi çevirelim üstü ahlak sebebini okuyalım. Güzel ahlakın zemini. Bir, sıdk. İki, helal yemek. Hani o biraz önce kim demişti? Dört, üç, ciddiyet, iktisat, ümit, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza-ı sebab-ı uhrevi, tevazu mahviyet, nokta istinat ve nokta istimdada dayanmak, orada ötekisini kaybetmekti. Lub ile meşgul olmak, kışır ile değil. İzzet-i nefsi, haysiyet ve şeref, vakar sahibi olmak. Tamam. Şimdi, geçiyorum çabuk çabuk. Cesaret ve şahmet bekleyebiliriz. Evet ama... Diğer tarafta korkaklık var abi. İşte güzel ahlak olması gerekiyor. Yani şey yapmadım, eklemedim. O zaman mefhum muhalifiyle... Burada birkaç tane var. Burada suya ahlak var diye 30 tane. Onun zıttı güzel ahlak zemini yazsam çok uzun. Ama bu ustadın sırf kullandığı. Güzel ahlakta bunları kullanmış. Ahlak, dimağdakilerin ve dimağa bağlı duygu ve hislerin ifrat ve tefrit mertebelerinden
azade kalarak vasat mertebesini tercih etmekteki birinci niyetle alınan ve kabiliyet diye gözüken davranışlar bütünlüğüdür. Bu kafirde olabilir. Güzel ahlak ise, bu ahlaktı, kalbi, vicdani, ruhu, duyguların, hislerin ve latifelerin ifrat ve tefrit mertebelerinden azade kalarak vasatı irade ile tercih edip ki ikinci niyetle alınan istidatların ortaya çıkmasını gösteren latife-i insaniye sıfatı diye isimlendirilen bu Müslüman'da olur. Latife-i insaniye deyince Çorlulu Mehmet kardeş hatırlayacak. Çok güzel değil mi? Demek ki hüsnü ahlak latife-i insaniyede vardır. Kalpte bulunan ne var? Kalbin içerisinde latife-i insaniye var. Güzel ahlak onun için değilmiş. İkinci niyet de oradadır. Güzel ahlak akrabiyete bakarız. Evet. Şiirinde, tamam abi. Tahalluku bi hulukillah diyor ya, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Acaba o manaya mı erişince latife insaniye aktif oluyor? Evet. Şimdi güzel ahlak, kalpte latife insaniye var. Sorulsa, nur talebesiyiz. Birbirimizle mutala ediyoruz. Latife insaniye mi kaliteli, latife-i Rabbaniye mi? Latife-i insaniye. Güzel. Latife-i Rabbaniye işte Allah'ı müşahede ediyor. Latife-i insaniye Allah direkt ona bakıyor. Hepsini emediyor. Bir tanesi abi dedi ki latife-i Rabbaniye'den sen Allah'ı seviyorsun. Latife-i insaniye'den Allah sana nazar ediyor. Evet. Yani başka bir kim dedi bunu? Bir hangi Mehmet? Evet o söylemiş. Bu mu? Bir de Rab hususiye bakıyor. Sen, sen bunu yazar mısın ya? Tamam yazarım abi. O ben de bilmiyordum. Bir daha söyle abi. Latife-i Rabbaniye ile sen Allah'ı seyrediyorsun, müşahede ediyorsun. Latife-i İnsaniye penceresi Allah seni seyrediyor. Allah sana nazar ediyor. Kalbine nazar ediyor. Allah'a kalbine nazar ediyor. Yaz işte böyle bir şey. Harika. Görüyor musun? Şahs-ı maneviden çıkıyor. Onun o kadar öyle bir meziyeti yoktur da. Vasatı getiriyor. Doğru. Sonra o meziyeti yoktu da şahs-ı manevi vasata getirdi. Ve bu sözü benim ihtiyacım için söylettirdi. O hoparlördür. Harika bir cümledir latife insani için. Bu bulunmaz bir şeydir cümle. Olamaz. Akıl işi değil. Mübalağa etmiyor. Peki. Allahu ekber. İkinci niyet kafirde? Yok. Yok. Güzel ahlak. Güzel ahlak yok. Güzel ahlak neredeymiş doktorum Özgür? Nerede abim? Latife insaniyede. İkinci ahlak da orada, güzel ahlak da orada. Birinci ahlak kafirde var, dürüsttür, sahtekarlık yapmaz. Bundan sonra kafamızda oturdu mu? Kafir dürüst yapıyor falan, tabutu da sağlam yapıyor. Üstü zan nerede? Yazıyorum onu da abi ben. Yaz abi, var. Çok ilginç abim. Üstü zan da mı orada o zaman abi? Yani ha? Evet, evet. Yani biz şimdi hep... Bir... Haa, yaz. Kalpte dedik ya. Üstü zan, latife insani. Yaz onu. Yaz, harika. Bir çığır açtı, ben de zaten neresine koyacağımı düşünüyordum. Hüsnü zan kalpte ama neresinde bilmiyordum. Dedim ya bilmiyordum. Hüsnü zan kalpte ama neresinde? Hafide mi, ahfada mı? Vicdanın neresinde? Hiçbir yeri bilmiyordum. Harika. Elini çevir hadi. Ulan bir böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Peki. Ya zevk aldım ya. He ya, istidat bir kuvveden bir fiyine çıktı ya. Ya Ali kardeş, hüsnü zan kalpte ama neresinde bilmiyordum. Bilmiyordum. Bir de şöyle bir şey buldum abi dün. Zan, hüsnü zan, itikadın tereşuhuymuş. Bir dakika. Hüsnü zan? İtikadın tereşuhu. Harika. Yani, nerede buldun? Emir daha bir okuyayım mı? Yani bu iman, imanla olan ilişkisine bakıyordum da. Sonra onu almamış mı? Mutlaka almışım, gelecekti. Diyor ki abi, ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsnü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve nur talebelerinin kemal-i itikatlarının bir tereşuhu gördüler. Harika, onu almışım mutlaka gelecek yer. Ama çok onu yaz hemen. Ama hüsnü zanın latife insaniyede olduğunu takkeni koy. Peki, iman-ı bil ahiret insana ne kadar hakim olursa ne oluyormuş bak. Ustad diyor ya, iman-ı bil ahiret bir eve hakim olursa o ev cennet olur. Adam veya kadın o eve girmeyi
sabahtan akşama özler ve cennetine gitmek. Yani bazı insanlar var ki eve gelmek cehennem gibi geliyor. Demek ki imanı bir ahiret oraya hükmetmiyor. Hüsnüsü cehennemine gidiyor abi. Hüsnüsü cehennemidir. Hüsnüsü cehennemidir. Cehennemi. Şimdi imanı bir ahiret eve hakim olursa ne olurmuş? Bak. Ne olurmuş biliyor musun? Zanlarımızın kıblesine, istikametine koyar. Şefkatimizi kıblesine, istikametine koyar. Muhabbetimizi kıblesine, istikametine koyar. Münasebetimizin mesela cinsellikten çıkarır, affedersiniz ama yani ne yapar? Kalbe taşır sizi. Ailem ilişkilerinde münasebetimizin kıblesine, istikametine koyar. Karabeti kıblesine, istikametine koyar. Yani temelde karı koca, karı kocadırlar ama temelde Müslüman kardeştirler. Müslüman Müslümana zulmetmez. Temelde Müslümandırlar. O zaman Müslüman Müslümana zulmetmez. Karabet bu. Hürmet ederler. Hürmet kıblesine, istikametine koyar. İhlası kıblesine, istikametine koyar. Kusurlarının bakışını kıblesine ve istikametine koyar. Tamam mı abi? Sabrı ve umumi hukukları ayırt edemeyen şahsi ve umumi hukukları ayırt edemeyen zanlarını kontrol edemez. Harika bir cümle bu. Zan zemindir. Bu zeminde hüsnü zan ve suyu zan diye ayrılır. Arkadaşlar dershanede kalan var mı Murat'tan hariç? Başka var mı? Ha sen varsın. Başka var mı? Ha sen varsın. Baya var. Bak arkadaşlar. Ya şey yapmak lazım, kırıp dökmemek lazım. Birinci derecede onlara bakıyor. Arkadaşlar bir şahsi hukuk, bir ikinci umumi hukuk. Bunu tefrik edemeyen, ayırda edemeyen iş yerinde, ailesinde, çoluk çocuğuna, içsel aleminde dengeyi oturtamaz. Kızılmaması gerektiği yerde kızar, kızılması gerekende sabreder. Bu alt üst olur, hukuklar paymal olur. Niye? Mesela şahsi hukuk bana bakan bir hukuktur. Bir de dershaneciliğin bir hukuku var. Bir. İki. Ailede sana bakan bir eksikliği var. Şahsi hukuktur. Onu bulmak adına evi, şeyi, despot yapmak, kargaşa haline getirip, savaş meydanına haline getirmek umumi hukuka tecavüzdür. Çoluk çocuğun şahsi manevisine, evlatlarımızın psikolojisine, ruhsal yapısına korkunç cinayettir. Bu şahsi hukukunu koruyayım derken umumi hukuka tecavüzdür. Tamam mı? Buna bir örnek abi. Mesela şefkat tokatlarında 15 tane şefkat tokadı var. Birinci şefkat, üstad kendisine örnek vermiş abi. Birinci şefkat tokatında. Bir tane daha. Bu bardağı. Bu şarkı. Evet, bir de söyle. Şimdi şefkat tokatlarında 15 tane şefkat tokadı var. Çeşitli yani. Ne yaparsan, mesela ne yaparsan parana gelir. Ne yaparsan ailene gelir. Ne yaparsan hizmetine gelir. Ne yaparsan okumana gelir. Harika. 15 tane farklı. Birincisine kendisine örnek vermiş abi. Ben şahsi hukukla umum hukuk karıştırdım. Karıştırınca tokat yedim. Ben dersi Kur'an'ı ile meşgul olurken vesveseli hükümet bana karışmadı diyor. Ama ne zamanki kendimi düşündüm. Aman halkları gelmesin. Aman şey olmasın. Evladımı eskerimi okuyayım. O zaman tokat yedim. Yani bu karıştırmak. Evet. Al bir şey söyleyeyim mi? Bu silerler. Hususi kalsın. Allah şahsi kusurlara o kadar bakmıyor. Umumi hukuku da affetmiyor. Sıkıntınız varsa umumi hukukunuza kontrol edin. Bu abi edine-i şer'i de işaret ediyor. Şahsi ve umumi hukuk ayıramıyorsan evet. Edine-i şer'iye tabi olursun. Tabii. O senin zannın olmaz artık. Edine-i şer'i olur. Evet. Şimdi geçelim. Bu zan var ya zan dersimiz. Zan niçin hüsnü zan suizan oluyor? Şimdi eğer şahsi ve umumi hukuk ayırt edemezseniz zanınız suizana döner, ayırt ederseniz hüsnü zana döner. Oldu mu abi? Peki. Yani Allah Teala Hasan abinin şahsi kemalatı o kadar fazla değil ama neden onun üzerinden manevi feyizleri gönderiyor diye Allah'a isyan etmemem lazım. Evet. Karıştırmamam lazım. Karıştırmamam lazım. Çünkü hoparlörden bile telefon hoparlörlerinden, teyp hoparlörlerinden İnsan konuşuyor. İnsan konuşmasıdır. Ama hoparlör insan değil. Telefon insan gibi konuşur ama telefon insan değil. Biz de hepimiz de hoparlörleriz. Ama o değiliz.
bu ağızda konuşuyor. Yürüyen ayağı, gören gözü vesaire. Tamam. Hangi özellik hoparlör örme vesile oluyor? Adam gibi hoparlör olursan hoparlör olur. Elektriği alabilirsin. Olmaz abi. Ya şey, çabuk geçin. Zemin. He, bir şey, bir tane bir şey yok mu? Bak, şey bak. Yani bir, yani vazife şuuru diyebilir miyiz abi? Abi her şey denilir. Ne hatırınıza gelirse hepsi doğru. İhlas abi, ihlas. Sadakat mı, ihlas mı? İhlas hoparlörün kuvvetini artırır abi. Ya Allah tercih etmiş, karışmayın işte. Umumi. Ya Allah'a ne karışıyorsunuz? Allah'a. Yok yok, öyle değil. Öyle değil. Hazreti Davud hoparlör ya. Onun sıfatları 3 tane şey sayıyor ya. Ne sayıyor? Yani 23'ünüzde 3 tane şeyinden dolayı diyor Allah onun sesine diyor kuvvet verdi diyor. Evet. Şu an aklımda değil yani. Tamam, güzel dedin ama. Ben seni eyleme dönüştürelim. Buyurun. 1. 96 Kastamonu'da. İhlas, sadaka, takva, hizmet. İşte Nab-ı Kebair derecesinin ispetinde bu o olur. Onun üzerinde Allah konuşur. Allah herkesin ağzıyla konuşmaz tövbe. Allah herkesin gözüyle göstermez. Allah herkesin aklıyla herkesi göstermez. Allah herkesin kalbiyle sevdirtmez, sevmez. Risale-i Nur'da. Tamam. Allah bazılarının sevgisiyle Risale-i Nur'u sevdirtir. Aklıyla düşündürür. Gözüyle gösterir. Fedakarlığıyla fedakarlığı öğretir sana. Çünkü Allah şefkatini anneyle yapıyor. Çocuğun altını alan Allah'tır, anneyle aldırıyor. Emziren yaptıran Allah'tır. Tavuğa 21 gün yemeyip yedirten ama 21 gün sonra tavuğun o fişini, şefkatini çekip tanesini yavrudan alan tavuk değil mi? O aynı değil sanki gibi. Demek ki Allah hikmet sahibidir. Abes iş yapmaz. Herkesi hoparlörle kullanmaz. Bir, taassup, bağnaz, geçimsiz, bizden değil, bizim cemaat değil, ayrıştıran, iten, kalkan, böyle bir tipten Allah başkalarına hidayeti götürtmez. Bu kendisine faydası yok. Böyle bağnaz, geçimsiz, taassup, işte kendisini esas alan, kendi cemaatini, yani insan üstü gören, herkes basit, biz doğruyuz. Ne kadar iğrenç söylerken bile evet. Rahatsız oluyor. Allah biliyor, rahatsız oluyor. Ama cemaatin olarak diyebilirsin. Nur cemaati hakikati mücedditliktir. Ama benim eşrefim veya benim grubum her gruptan üstündür demek bu suyu ahlaktır. Peki, birinci ahlak, ikinci ahlak. Yani bunu araştırmayla Üstad Köyüskü'yü söylüyor. Akla bakar, akla bakar. Ne yaptık? Ya yok, bunu şey yaptık. Benim üstünde de bunu şahsi hukuk, kendini tanıma olacaktı. Nerede bu? Ben de diyorum nerede? Kendini tanıma nispetinde zanları kontrol edersiniz. Dersimiz zan ya. Zanı, ahlakın zanı etkileme tarafları. Demek ki kendini tanıma nispetinde zanlarını kontrol edersin. Unutma. Bir. Birinci niyet akla bakar, ikinci niyet vicdana bakar, zan da bunların bütünlüğünden şekil alır. Birinci ahlak, ahlaka bakar, gavurda da olur. Bunu ayırt etmek çok Allah nimeti, ikramı. İkinci ahlak, güzel ahlaktır ki vicdana, kalbe ve ruha bakar. Kafirde de hem ahlak hem de ihlas var. İhlas var kafirde. Batılda, şerde de ihlas var diyoruz da. Sadakat da var kafirde. Kafirde ahlak var. İhlas var. Sadakat var. Fakat kafirde ne güzel ahlak var ne de samimi istikametli ihlas var. Yani sır ihlas yok. Ne de istikametli sadakat var. Sadakat kafirde de vardır. Ama ihlas kafirde var. Sır ihlas yoktur. Yapayım mesela ben. Umveti yapıyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsın kardeşim ya? İyi misin ya? Ya ne kadar... Ya çoktan beri görmedik ya Yusuf'um ya. Hoş geldin kardeş. İçinin boşluğunu devresin. İhlas var, muhabbet var. Sır umveti. Sahte Nereden çıkarttık bunu? Şu ağlar 567'de
15. defterin 209. sayfasında tafsilatı geçiyor bu. Orada detaylar var. Peki, devam ediyorum. Sırat-ı müstakim istikamettir. İstikamet de hüsnü zandadır. Bir daha bak. Sırat-ı müstakim istikamettir. İstikamet de hüsnü zandadır. Hüsnü zanda dünyanın cennetine çevirendir. Çünkü hidayet, dün akşamki Murat senin şeyine bakıyor. Hidayet ruhun cennetidir. İşaret-i cezası 60. Hidayet buraktır. Hidayet büyük bir nimettir. Hidayet vicdani bir lezzettir. İstikamet de hüsnü zan olur. İstikametli de hüsnü zan olur. Sırat-ı müstakim ihtina adamıdır. He. Şurayı çekmedin. İhtina dedir. Evet, doğru. Peki. Var abi, var o da var. Yani. Var inşallah, çok güzel. Hasan abi, bu hüsnü zanın vasatıdır mı demek lazım yoksa... Hangisi? Yani hüsnü zandır dedi. Ha, hüsnü zan deyince, evet evet, bunlar deyince çok güzel, Allah razı olsun. Arkadaşlar, hüsnü zanında ifrat tefrit vasatı var. Evet. Hüsnü zan deyince vasatınız. Vasat alacağız. Vasat alacağız. Çünkü bunu yazarken hüsnü zanı komple biliyordum. Hüsnü zanın içerisindeki ifrat tefrit vasatını bilmiyordum. Küllümet şey yapmıştım. Müsbet düşünüyoruz. Evet. Hüsnü zanın tefriti şer, ifratı şer. Hüsnü zanın tefriti kendini putlaştırmak. Hüsnü zanın ifratı şeyhini, abisini, haricini ilahlaştırmak, putlaştırma kendisidir. İlahlaştırmak karşı putlaştırmak değildir. Karşı ilahlaştırmak, kendini putlaştırmak, bak, vasatı ise kulluktur. Ats, fark, noksan, kusunu derüfte etmektir. Vasatı budur. Yazar mısın? Hüsnü zanın vasatı, ats, fark, noksan, kusunu derüfte etmektir. Kemali kemalsiz edilmek. Evet. Kemalin kemalsizlikte görmek yaz. Den kaynaklanan aynı darlık de. Den kaynaklanan aynı darlık. Bak, Allah'ın ikramı cemaatı. Şimdi geçiyorum abi. Şimdi korkaklığın zemini suizandır. Bak, yani korkulmaması gerekenden korkmak. Yani şimdi yaniye bak. Gözüküyor değil mi? Birazdan büyüteyim. Gözüküyor abi. Zan ikiye ayrılıyordu malum. Suizan, hüsnü zan. Suizan, sünnet-i seniyeye muhalefet yaşamaktan kaynaklanıyor. Hüsnü zan, sünnet-i seniyeye inkıyat ve itaat etmekten kaynaklanıyor. Onu vasatı kabul edeceksiniz. Zan, zemindir. Sistem, fıtrat, istidat, vasattır. Her şey olmaya kabildir. Peki. Abi şunu söylemi de yapamayacağım. Çok hoca var, çok alim var ki sizin gibi kendini yırtıp bir şeyler anlatmaya gayret ediyorlar. Fakat sizin gibi kendini tehlikeye atan yok. Şimdi mesela böyle bunu kendine sakla. Deme de. Ama ya, çok önemli abi, çünkü korkaklık diyorsunuz. Ben şimdi çok kere kalbimden geçirdim. Yani şey, Lozan'ın 300'ün ders yaptın dedi, iyi yaptın dedi, demek istiyor. Tamam. Aynen. Kahve geldi. O arada demiş. Kahve de geldi. Peki, bir kahve servis yapalım mı? Yapalım abi. Yaptık. Peki. Ama bir ara verelim. Bir ara verelim. El Fatiha. Çünkü niye yapacağız biliyor musun? Dur, dur. Bundan sonra şey yapacağız. Hem resim çekti. Niyeti de zanı etkileyen tarafı. Çekilmediği için. El Fatiha. Allah'a şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina selavat. Şimdi burası emniyetine binaen bunu ben beraber yapmayı istedim. Şeyi neydi o konu? Şimdi bir konudan açılmıştı da, yani bir soru sorulmuştu. Mehmet abi bir soru sormuştu. Sesle ilgili sizi tercih etmiş. Ayrak hoparlör olarak. Ha, veya birimizi, beni değil de. Yani hoparlörün ne özelliği var? Yani ne olursa o tesiri oluyor da, değil mi? Mesela bazı insanları hizmet-i imaniye, nur cemaati içinde bazılarını çıkartıp onun üzerinde Risale-i Nur'un hakikatlerinden istifade ettiriyor bize.
onda gösteriyor. Ve onda gösteriyor. Tamam, soru bu. Şu önemli abi. Mesela herkes söyleyebilir ama karşı tarafta temessül etmesi zihninde. Tesir. Bu tesir önemli yani burada. Yani ben de bağırıyorum ama daha niye bana cevap vermiyor? Niye mesela Hazreti Davud'a cevap veriyor da niye bana cevap vermiyor? Şimdi şey yani. Şimdi herkes... bak. Onu şuradan arkadaşlar yaptı da Davud Aleyhisselam'ın en büyük özelliği neydi? Konuştuğunu daha aynı naklediyordu. Tamam mı? Şey gibi, yankı gibi mi basın abi? Ya neyse. Davud Aleyhisselam'ı yani bu deta şeydir. Yan payandamızdır. Burada soru sormayın. Ana temadan gideceğiz. Davud yani niçin o çok önemli, o soruya komplim cevap verilmesinin evinden. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet, bir yüksek bir ses, hoş bir eda vermiştir ki dağları vecdeye getirip birer mazam fonograf misullü, birer insan gibi bir serzakirin etrafında ufki halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, hakikat mıdır? Şimdi bunu ne demektir bu? Yani Davud Aleyhisselam'ın bir kuvvet vermiş, yüksek bir ses, hoş bir eda. Bunu merak ettim. Külliyatta çalıştım. Sonra unuturum diye şuraya not aldım. Ne demek bu? Kalpteki hissiyat ve latifelerin tevhid sırrının yüksek seviyesini İhlas ile yakalanması ve o latife anahtarı ile eşyanın müekkel melaike seviyesini yakalama ve fıtratın sadasını fıtratın müekkelle tekrar etmesi ki bunu Lemalar 159'da ne diyor? İhlas için en büyük kuvvet olduğunu söyler. En büyük kuvvet. En büyük kuvvet olduğunu söyler. En büyük kuvvet Allah'tır. Allah'ın kuvvetini celp edebilme haletini yakalamaktır bu. İşte bu o bir kuvvet dedi ya, bir kuvvet yüksek mesela, bu bir kuvvetin açılımı abi. Bir kuvvetin açılımı. Bir kuvvet nasıl olurmuş? İşte böyle olurmuş yani. Sesine bir kuvvet Allah böyle yapıyor. Yani. Böyle oluyor. Tamam. Bir daha okuyayım. Kalpteki hissiyat ve latifelerin tevhid sırrının yüksek seviyesini ihlas ile yakalaması ve o latife anahtarı ile eşyanın müekkel melaike seviyesini yakalama ve fıtratın sadasını fıtratın müekkele tekrar edilmesi ki fıtratın müekkele tekrar etmesi ki fıtratın buna müekkele tekrar etmesi. Müekkele tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Bunu 159 demalarda ihlas için en büyük kuvvet olduğunu söyler. En büyük kuvvet Allah'tır. Allah'ın kuvvetini celp etme haletini yakalamak budur. Evet, şimdi geçiyorum. Kapatıyorum bunu. Bunun sırrı ihlas yani, değil mi abi? Aşağıda öbürleri de yazıyor. İsteyen merak edin, okuyabilir yani. Kaç? Ötekisini yazıyor mu? Aynı sayfayı kapattınız ya. Onun altında mesela bu, siz demişsiniz ki mesela yüksek bir ses. Yani bir kuvvet, bir... O sende yazıyorsa oku bak. Abi işte tam net değil burada mı? İşte bunu yapamadım. Bir kuvvete bir mesela. Neyse, girmeyelim. Sonra işte yüksek bir sese iki diye küçük yazmışsın da bu da görmedi herhalde. Bu bir. Hoş bir eda üç. Mesela dikkat ediniz, o paragrafın başında küçük bir yazıyordu. Evet, bir. Sonra o sayfanın en altında iki ve üç yazıyor. Hı-hı. Yani mesela yüksek bir ses nedir? Hoş bir eda nedir? Peki, yani tekrar şey yapabilir miyiz çabuk çabuk? Tam scroll'la oynarsanız yaparsınız. Nasıl? Yani o sefer kapattı. Tamam, geçti. Tamam. Sonunda şimdi, bakarız abi. Dersen. Tamam. Şimdi arkadaşlar, zanın devam ediyoruz. Zanı etkileyen ahlak, niyet, nazar. Ahlakı okuduk. Ahlak zanı nasıl etkiler?
Tamam abi. Ahlakın sistem itibariyle ahlak dediğimiz şey limadadır. Şeyde hüsn-ü ahlak kalpteki latife insanededir. Şimdi niyeti okuyoruz. Niyeti zanı nasıl etkiliyor? Tamam mı? Kaç sayfa? Bir. Bunu bitiririz. Allah'ın izniyle biz bunu yeriz. Hiçbir şey değil. Fikirleri ve hisleri parçalanmış insanın fikirlerini hisleriyle bütünsele getirendir hüsnü zan. Bir daha. Fikirleri ve hisleri parçalanmış, yani fikirler ayrı hava vuruyor, hisleri ayrı. Fikirler ayrı, hisler ayrı, parçalanmış. Onu bütüne nasıl getireceğiz? Fikirlerini, hisleri, bak fikirlerin hisleriyle bütünsele getirendir hüsnü zan. Örnek verebilir misin? Yok. Fikirle hisse örnek edelim. Bak kardeş. Mesela aklınız kalbiniz diyor çatıştığı zaman diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kalbinizi tercih edin. Mesela evde uygulayayım. Bağırdın çağırdın. Bazı makul sebeplerim var. Aklen tamam. Evden ayrıldığın zaman yanmıyor mu vicdan? Ama ötekisini akılla yaptın. Ağızlığı kullandın. Şimdi aklınla kalbin çatıştı. Peki o şeyini o fikrini yani düşüncelerini hani kızmana sebep yok muydu? Ama bu kadar böyle yapmana gerek yoktu. Bunu kim sana söylüyor? Kalpteki his, vicdan. O zaman dimağdaki fikirlerini istikametine koyan bu kalpte bulunan vicdan, vicdanda bulunan hisler dima kıblesine koyuyor. Bunu peki dima vicdandaki hissi aktif eden nedir? Kalbin içinde bulunan latife insani, latife insaniyede bulunan üst düzen yapıyor. Sana yapılan muamelelerin zeminidir zan. Bak sana yapılan muamelelerin zeminidir zan. Yani zanına göre muamele görüyorsun. Sola çeksen bir iki kere. Hüsnü zan edersen öyle muamele görürsün. Sen suizan ederken sana güzel muamele edilir mi? İyi alamalı. Kendini yapılandırıyorsun böyle. Korkunç bir şey. Çok, bak. Çok uygulamalı yani direkt. Yani böyle şey, onu ben kendi ifadem o paragrafı. Sana yapılan muamelelerin, sana bir muamele yapılmış. Evet. Davranıyor. El ceza min cinsin amel. Ceza amel cinsinden. Tamam mı? Yansıyandır sana. Kişi kişi ayna ya. Sana yapılan muamelelerin niçin yapıldı? Senin zanına göre karşıki taraf aktif oluyor. Buna örnek şöyle vereyim. Senin meslektaşın telefon ediyor. Abi, abi imtihanı kazandın KPSS'mine memurluk. Şimdi İSKİ'ye mülakata gidiyorum. Adam alacaklar. Bana dedi ki, tamam abi dua eder misin? İnşallah kardeş rahatım. Gerçi kazanamayacağım da. Gel. Dön. Aynı bu üslup kullanıyor değil mi bu bağırma? Dön. Bir kere mesaj verdi. Zan, karşıki tarafın suizanını aktif etti. Gönderdiğin mesaj seni almayacak. Beni almayın demektir. Tamam. Şimdi sana yapılan muamelenin zeminidir sendeki zan. Karşıki bir şey yaptıysa zanını düzelt. Onu düzeltmeye kalkma. Köpeğin yanında burada adam geçiyor. Köpek kapısını da alalım ya. Ben geçiyorum abi. Köpek mi? Benim yarım kalan adama ses çıkarmadım. Var nasıl cesareti diyor ki sen benden korkuyorsunuz. Evet. Mesela bizim köyde, karşıki köyde kadın yani adamı yiyecek.
kadının elinden kaçıyor çocuk. Üç ancak var. Köpeğin ne demek olduğunu bilmiyor. Köpeğe gidiyor, köpek de yiyor, tamam mı? Bağlı ya. Benim gördüğümü söylüyorum. Yiyecek, yiyecek yani zinciri kopartacak diye endişe ediyorum. O anda elinden kaçıyor mu çocuk? Ondan sonra çocuğa ne kadar bağırdılarsa hiç dinlemiyor. Köpeğin içine girdi. Köpeğin gözümle gördüm. Ağzını elini sokuyor. Köpek yattı, üstüne çıktı, at gibi kullanıyor. Allah ya. Gözüm. Fakat biz anne babasının için. He? Biz mümkün değil yaklaşamayız. Ya. Çünkü zannı o çocuk zannı üstü zandır. Bu benim arkadaşımdır. Bu benim oynayacağım. Köpek de oynamak istiyor. O da oynamak istiyor. Zanına göre. Çünkü zan kafa, dimağda salgılamış olduğu dalga boyudur. Biz onu görmüyoruz. Mahluktur. Vücut haricisi vardır. Gönderdiğimiz zan dalga boyuyla sen aktif oluyorsun. Öyle dalga muamele ediyor o. Hüsnü zan edersen öyle muamele görürsün. Bak ne diyor şöyle. Sen suizan ederken birisine sana güzel muamele eder mi? Mesela eve geliyorsun. Niye böyle misal veriyorsun Hasan? Hayata uygulanmayan dersi ben istemiyorum. Evet. Eve gelirken ya gene kavga edeceğiz ya. Gene kavga edeceğiz. Hazır bekliyor kapıdan. Ya gene yani, gidiyorum ama ya ne yaparsam yapayım yaranamayacağım. Yani bunu ya bu poşeti sana aldım diye kavga edeyim. Kavga edeceğiz. Kesinlikle edeceksin. Çünkü sen dalga gönderdin. Bu zan zan değildir. Zanı zan ederse zanlıktan çıkar. Şüpheden şüphe edersen hakikat olur. Vesveseden vesvese edersen lakayt dağıtar, teavunu defeder, ciddiyete vesiledir, teyakkuza sebeptir ve terakkiye vesnadır. Seni parçalayan senin zanın aslında. Evet, kavga eden kadın değil, kadın aynasındaki zanlarındır. Zanlarımızın olmadığı şeylerde hep iyilikle mukabele görürüz. Zanlarımız olmadığı yerde, çünkü bir mesaj göndermedin. Mesela hüsnü zan ettin de yaratılmış değilsin. Bak, hüsnü zan ettin de yaratılmış değilsin. Senin zanların yaratılmadan önce zanların yoktur. Zannettiğin için zanlar verilmemiş. Hasan abi. Bir daha okur muyum? Zanlarımızın olmadığı şeylerde hep iyilikle mukabil görürüz. Mesela biz yaratılmadan önce zanlarımız yoktu. Onun için dünya sistemini Allah çok güzel hazırladı bana. Cennet gibi bir dünyayı sağladı. Mesela hüsnü zan ettin de yaratılmış değilsin sen. Hani daha yaratılmadan önce üstü zan mı etmiştin? Yok. Senin zanların yaratılmadan önce zanların yoktu. Zannettiğin için zanlar verilmemiş. Olayları yönetesin diye verilmiş. Yani donukluktan seni çıkarıyor. Peki devam. Hasan abi. Evet. Ben zannımla Rabbime karşı zanlarımı gönderiyorum. Rabbim de rububiyetiyle beni terbiyelerini yolluyor bana. Evet. Şimdi bunu Allah'ın rububiyetini sen değiştiriyorsun deyince Süleyman onu gündeme getirmekte fayda var, genellensin. Allah bu dedi bana göre yanlıştır. Çünkü Allah'ın rububiyetini insan değiştiremez dedi. Rububiyetin nihayet mertebesi var. Bir tecellisini öteki tecellisini değiştiriyor. Değiştirmek değil, tercelli farklılığı oluyor. Evet. Rububiyetteki değiştirmek, rububiyetin kendisi değil. Meratip var ya, mesela Rabbim, Usta diyor ki, Rabbi, Rabbim, Nevimin Rabbi, mahlukatın Rabbi, bütün şeceri hilkatın Rabbi. Dört. Şimdi, Rabbini telakki edersen, Nevinin Rabbini görüyorsun. Allah rububiyetini değiştiriyor. Bu rububiyetini değiştiren sensin. Rububiyet, Allah'ın rububiyetin değil, o rububiyet meratibinden bir meratibi seçiyorsun. Ki Hasan abi dışarıdan zanlara etki. Mesela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali için sıcak ve soğuğu sen elem çekmeyesin diye dua ediyor.
ve bu dua ile onun zanlarını kaldırdı diyor. Şunu buna şey yapsam, cihazın altında ya çok ses yapıyor değil mi? Ya bu gürültüm çok mu? Neyse dursun artık geç. O dua zan nasıl etkiledi? Zanını değiştirdi diyor, kaldırdı diyor. Diyor ki dua ve niyet meylan-ı hayra kuvvet verir. Tövbe ve istiğfar meylan-ı şer'i keser, tecavüzatını kırar. Çünkü dua sır-ı ubudiyettir. Ruhtaki latifeleri uyandırılışıdır. Namaz ubudiyettir. Dua o namazın ruhudur. Sır-ı ubudiyet, sırrıdır. Dua el kaldırmak değildir. O suretidir. İşte Allah'ı fikredip, hissedip, bahsedip zevk etmektir. Neyse, girmeyeyim duaya çünkü tahrip olacak. Rububiyet ile ihtiyarı ve iradeli hayatımız arasındaki berzah tuzağı. Zanları etkileyen nesep ve nesildir. Abi bunlar ahlak, nazar, niyetin içinde niye yok? Yoksa niyetin içinde mi bunlar? Yok, ayrıdır bu. Niyet, ahlakla ayrı bir birimdir. Yok, İçinde değil. Zanları etkileyen ahlak, niyet, nazar, niyet dedik ya. O şemada yok da. Onlar şemada var. Nesep ve nesil yok. Ha, bu şey, nesep ve nesil şeyin içinde, niyetin içinde. Tamam, soracağım. Niyetini etkiliyor, değiştiriyor. Mesela insanın zanını etkileyen sırayla gidiyor. Ahlak mı? Niyet, nazar mı? Ahlak okuduk. Şimdi zanı etkileyen niyet. Senin niyetini etkileyen sebepleri okuyoruz. Nesil ve nesebin etkiliyor niyetini. Niyetini değiştirebiliyor. Rububiyet ile ihtiyari ve iradeli hayatımız arasındaki berzahtır zan. Hüsnü zan aynanın parlak yüzüne bakar, suizan ise aynanın siyah yüzüne bakar. Veya bunu dürbüne uygularsanız, dürbünün düzüne bakarsanız uzağa yakın eder, suizan ise dürbünün tersiyle yakın uzak eder. Fiillerimizle hakikatlarımız arasındaki berzahtır zanlarımız. Gözün zahirdeki suretleri alemimize değiştirerek alandır zanımız. Mesela göz fotoğrafı çekti. Aynısını biz görmüyoruz içeride. Biliyorsunuz göz fotoğraf elektrik dalgaya dönüştürüyor şekli. Biz oraya bakarken görüyoruz ama orayı gördüğümüzü zannediyoruz. Elmaya bakarken veya çiçeğe bakarken orayı seyrettiğimizi zannediyoruz. Bu da zan. Oysa o şeklin elektriksel boyutuna değiştirilmiş kapkaranlık, sessiz kafanın içerisinde seyrediyoruz. Ruh hangisini görüyor abi? O zaman ruh kafadakini görüyor. Göz aşidir, aynadır. Göz kalbin aynasıdır. O zaman biz eşyanın kendisiyle muhatap hiç olmamışız, olamayız. Suretiyle. Bendeki karşılığı hakikaten... Ne dedin sen? Cismaniyetini görmemişiz. Hiçbir zaman eşyanın cismaniyetini görmemişiz. Bu da zandır. Ne zaman suretten hakikate geçersek, o zaman eşyanın cismaniyetine muhatap oluruz. Cismaniyetine daha muhatap değiliz. Bedeni misalileri var bizde. Allah Allah. Bu derse geldik şimdi diyecek ki onun çiçeğini de görmediğimizi söyledi. Bir adam geldi bana geldi dedi ki Bakırköy'den getirdiler. Allah'ı niye görmüyoruz? Dersten sonra soracak. Allah işi ya tevafuk. Ben de o gün Allah'ı değil insan kendisini kendisi görmemiştir. Dersini yaptık. Adam ulan Allah'ı niye görmüyoruz diye dertliyle dertlenmiş, başka bir bela da oldu. Ulan meğer kendimizi kendimiz de görmemişiz. Acayip oldu. Herkesin hususi dünyasını farklı kılandır zan. Ben kendimi iki tane eskiliğe düşünceyi çıkarttım. He, Almanya'da, Arnavutlu. Camiye geldiler. Doktor ilaç vermiş. Kendisini çift kişilik hissediyormuş.
bir öyle bir öyle. Doktor aman aman dedi Alman. Bu ilacı hiç tek hisset kendini. Gene devam ediyor da hastalığı camiye geldiler. Neyse lojmana. Ondan sonra baktım çift kişilik hissediyor. Doktor da tek kişilik hisset ilaç vermiş. Ben de dedim ki ne çift kişilik dedim ya. Üç tane olmam lazım. Dedi ki hocam ciddi misin ya dedi. O kadar rahatladı ki fazla zannediyor. Meğer eksikmiş. Benim nefsim, benim ruhum iki. Ben olan ben. Bunun dışında üç tane. Hani bir tane? Vay be dedi. Ay böyle sanki kurumuş saat böyle içeriye buzuşmuş da rahatlar ya üzerindeki kalın. Vay be dedi. Allah Allah dedi ya. İki tanazmış dedi anne ya. Dedim ilacı getir. At çöpü. Sen üç tanesi. Ya hoca efendi dedi adam zannet iki taneden dedi kurtarmaya çalışıyor sen dedi. Üçe çıkarttı ne yapacaksın dedi. İstikamet budur. Çünkü aklı devredişi yapmak değildir. Çözüm. Siha. Aklı istikametine kıblesine koymaktır. İlaç aklı devredişi yapıyor. Ne yapsın başka çaresi yok. Peki aklı devresine koymanın yolu nedir? Maneviyattır. Kalbi çalıştırmaktır. Çünkü kapsız akıl ifrat ve tefrittedir. Kalp ile olan akıl kıblesindedir. Kalp ise ela bizikrile tekmeyi kuludur. Ya. Mecburu gelecekler. Öyle bir şey gelecek ki bu ise asır. Öyle çıkmaza psikoloji gırdaba girecek ki çok fazla değil. Katlanarak gidiyor. Din ekmek gibi zarret olacaktır. Din, din olduğu için din, din, din olduğu için değil, din psikolojinin ilacı olduğu için ele atılacaktır, ihtiyaç hissedilecektir. Psikoloji cihetinden girecekler. Mecbur olacaklar. Çünkü Allah şöyle diyor. Fesekulûn Allah'a. Se istikbal sıfatıdır. Ben size gelecekte Allah söylettireceğim. Şey oldu ya abi. Çar naçar. Aile bozuldu. Aile kurumu bozulunca Batı kültüründe. Şimdi yeni aile kurumu kurulmaya çalışıyor. Kurulmaya çalışıyor. Tasavvurlarımızı hislere dönüştürenlerdendir zanlarımız. Tasavvurlarımızı his var ya vicdan aşağıya. Tahayyül geldi. Dışarıdan resimler geldi. Vicdandaki his, irade, zihin, his, latife-i Rabbani, vicdan. Ha, tasavvurlarımızı vicdandaki hisse dönüştürme, nasıl dönüştürdü, şekli nedir? Zanlarımız yapıyor. Zanlarımız diğer beş kapsıyor. Zanlarımız, tasavvurlarımızı, tasavvurlarımız da hislerimizi aktif edenlerdendir. Bir tasavvur daha. Dediğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz... Yok. Yok, yani şöyle dimağda. Yani tasavvura girmeyin. Dimağda yedi mertebe var. En diş mertebe tahayyüldür. İkinci mertebe tasavvurdur. Üçüncüsü tahakkuldur. Şöyle diyeyim. Mesela biz şöyle biliyorduk. Yani tevazu yapmayalım hepimiz. Yurt. Ben yolculardan bahsediyorum, kitap okuyorlar. Tahayyül dediğimiz zaman dima, dış dünyayı şekillendiren içimize, tahayyül deyince şekil hatırlıyoruz. Hayır. Tahayyül hayal değildir. Tahayyül sistemdir, içindeki bir sıfat hayaldir. Alın dış dünyayla muhatap olduğumuz zaman, kelam, benim ağzımda kelam çıkıyor. Bu ilk önce dimağımızın tahayyülüne girer. Tahayyülüne girdiği zaman bu kelamı sentezler. Yani hıfz-ı sığa gibi. Hıfz-ı sığa su girdi. Diyoruz ki teknisyene burada kalsiyum, kükürt, magnezyum, tuz vesaire nedir? Bize tahlil et. Ayrıştır. Dimağa gelen suret, kelam, dokunma. Kadının eline dokundun, duvara dokundun, çocuğa dokundun, paraya dokundun vesaire. Dokunmadır. İçeriye tahayyüle girer. Tahayyül bunu o dokunmadan, o kelamdan fikriyat, fikir bölümünü ayrıştırır. O kelamın içerisindeki fikri, o kelam içindeki hissi, o kelam içindeki tasavvuru, o kelam içindeki latifeleri, o kelam içindeki zanlarımızı hepsini ayrıştırır. Bak bu görüntüde bir zan var.
Burada art niyet var. Adam doğru konuşuyor ama gözleri sarmadı bana. Engerekli yılanı gibi sarıyor. Ağlaya bunun bakışına göre iyi niyetli değildi. Bu tahayyül ayrıştırmasıyla buna biliyoruz. O zaman bu ayrıştırdı mı burası tahayyül? Tasavvura gereken malzemeyi tasavvur primine gönderir. İşte orada biz mesela televizyonda içi gülüyor, film seyrediyor, içi gülüyor ama yalandan ağlıyor. Biz onu söylediyoruz, o bize başka bir şey veriyor. Zan olarak mesela adam ağlıyor, gerçekten ağlıyor ama biz televizyonda onu yalandan ağladığını bildiğimiz için evet. Bu sefer adama da öyle davranmış oluyoruz. Evet, içeri değiştiriyor. O zaman bu izahtan sonra cümle bir de okuyayım. Tasavvurlarımızı hislere dönüştürenlerdir zanlarımız. Yani giren bilgi, kelam, dokunma, görüntü, ses, burun koku, yenilen helal haram, pirincin kendisi değil, pirince yüklenilen çaldım helal, bulunduğun mekan ve dokunduğun tahayyülümüze girer. Tahayyülümüzde tasavvur bölümü ayrıştırılır, yukarıki bölüm olan tasavvura aktarılır. Tasavvur da vicdandaki irade, zihir, his, latife-i Rabbani, hissin içerisine katar. Peki tasavvurlarımızdan his arasındaki tasavvuru hisse dönüştüren bir format, bir sistem gerekiyor. Bu zandır. Direkt dönüşüyor. Hakkı aynı darlığı mı oluyor? İçeridekilerin yaslanması mı oluyor birbiriyle? İçeridekiler birbirine dönüştürmektir, yaslanmak değil. Evet. Evet, o da seninkisi de doğru. Hakkı aynı darlığı. Ama senin hakkın. O zaman dimağda sanki hak ismine, şeyde vicdanda Rab ismine bakıyor olabilir belki. Dışarıdan gelenleri değişik şekle ve boyaya sokan depodur zanlarımız. Sanki şekil veren marangoz, rengi değiştiren boyacı gibidir zanlarımız. Bu da tahayyülü evet. Doğrudur. Bu peki niyetle ne alakası var? Niyeti okuduk. Niyetin ruhunu anladığım kadar anladım. Niyet zanı hangi yönüyle etkiliyor? Bunun temelinde niyet. Üzerindeki sistem zanı nasıl değiştiriyormuş? Bak dışarıdan gelenleri değişik şekle ve boyaya sokan depodur zan. Peki devam ediyorum. Bak bu gördüklerimiz, hissettiklerimizin hepsi zan mı? Değil. Şöyle. Yani gerçek bir cismani bir dünya var ve bir de benim hiçbir zaman bu dünya ahiret ve alemi gaybin suretidir. Bu dünya ve cismani hayata muhatap olamıyoruz biz. Değiliz. Bu dünya ahiretin sureti ise senin gördüğün gibi basit değildir. Bu basit gözükmesinin, sade gözükmesinin sebebi basit oluşumuzdandır. Sığır dünyayı ot ve su görür. Başka bir şey görmez. Evet. Çocuk her şeyi oyuncak görür. Bekar kız bekar erkeği kendisine eş olabilir mi diye her gördüğü zaman ister istemez böyle düşünüyormuş. Bizim zanlarımız ahiretin üstünü örten o surettir. Tenteneli perde zandır. Ahiret, şu gördüğümüz dünya ahiretin sureti ise, alemi gaybın sureti ise bizim gördüğümüz gibi kadar basit değildir. Basit gözükmesinin sebebi basit oluşumuzdandır. Oysa muhteşemdir. Buna misal veriyor. Hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz yoktur. Hayatımızı anlamlandıran, hayatımıza hayat veren imandır. Hayatın hayatıdır iman diyor. Tamam mı? Şimdi hayatımızdan daha değerli bir gaye gösterirsek hayat anlamını bulur ve yaşamak heyecan verir. Hayatımızdan daha değerli bir şey olan hayatımıza, ondan daha değerli bir şeyimiz yoktur. En değerli şeyimiz hayatımızdır. Hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz yoktur. Hayatımıza, hayatımızdan daha basit şeyleri hayata gaye yaparsak,
hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Bu hakikata, yani ahiretin üzerindeki sureti yırtmak, zandan, onun için üzerine durduk, zandan sıyrılma ile mümkündür. Biz hakiki dünyada yaşamıyoruz. Zanlarımızda yaşıyoruz. Balondayız. Şu anda hakiki yoktur. Hiçbirimiz bu varlığın, bu tenteneli perdenin cismaniyetiyle muhatap olamamışız. Hasan abi, şu perdenin şimdi baktığımızda boşlukları hüsnü zan, o beyaz kısımları da suyu zan. Eğer boşluklara bakarsak arkayı görüyoruz. Ama şeyine bakarsak, o dolu kısımları gibi gördüğümüze bakarsak perde engel oluyor. Böyle harika adamlarla ders yapmak da keyif veriyor. Tül perde diyeyim, unutmayın. Perdenin boşlukları, bakarsan hüsnü zan olur, arkayı görüyoruz. Bahçeyi görüyorum mesela. Hüsnü zan, dolu şeyleri, ne diyorlar? Dolu ipleri. Dolu tarafına bakarsan ipleri. Abi mesela şimdi bunu çevirdiğimiz her şeyi ben çiçeğe bakıyorum. Çiçek geldi. Perde ise perde ise zan zemini. Eyleme dönüştür. Abi herkesin o zaman tentlerle perdesi farklı. Yani. Mesela bence de yazmak. Çiçeğe baktığım zaman. Şimdi Allah'ın diye hakikati görmek istiyorum. Zannı kaldırmak istiyorum. Mana harfiyle bakıyorum. Burada Cenab-ı Hak hüsnü zan. Zannı kaldırmayacaksın. İşte burada... Şimdi vahiy geldi abi. Açtı galiba. Perde. Vahiy geldi. Allahu Ekber. Perdeyi kaldır. Perdeyi her şey çıplak gözüküyor. Kaldır. Vahyi ilham. O da perdedir abi, ilhamdan. Ama bu hakikati arayan bir insan için değil mi? O zaman evet, ilham da perdedir. Yok, vahiy olsun. Tamam. Vahiy çıplak. Şimdi vahiy çıplaktır. Abi bir zandan çıkmayalım. Ben sadece örneği uyguladığımız zaman, mesela ben çiçek benim için perdeyken, ben şimdi zannımı tamamen kaldırmam gerekiyor ki onun hakikatini göreyim ya. Yani. Evet. Ben orada Cenab-ı Hakk'ın hüsnü zannetmiyorum. Yani o boşluk, perdedeki boşlukta hüsnü zan olamaz hani dedik ya, boşluktan baktığımız için görüyoruz hakikati. Yani boşluk hüsnü zansa ben Cenab-ı Hakk'ın hüsnü zanına baktığımdan bence Cenab-ı Hakk'ın rubiyetini orada görmüyorum yani. Perdeyi kaldırdığımdan Cenab-ı Hakk'ı görüyorum. Perdeyi kaldırmak da hüsnü zan ya. O hüsnü zan mı? İşte tabii şu mesela şu mevcudat perdedir. Bunu bilmek, tamam mı? Bunu bilmek zanı hüsnü zana dönüştürür. Bu budur demek. Manayı ismi ya. Manayı ismi suizandır. Eşya bir şey değil. Eşya mubahtır. Tamam mı? Eşya mubahtır. Zandır. Ama çiçeği için bakarsan manayı ismi. Bu suizan. Allah'ın rububiyetine itham ediyoruz. Çünkü çiçek değildir. Ötelerin dilidir. Buradan oraya bakış penceresidir. Akımda diyordum, iki pencereli bir kapı mı var? Zansız iman olmaz ki. Zansız iman olmaz. Hatta bir tanesi demişti, zanlarımız imanın suretidir. Osman demişti herhalde, zanlarımız imanın... Tehlikinize bırakmıştık. Çok bu akşam sabahına kurcalanıyorum yatakta. Bulduğumuzda itikadın tereşuhudur diyor. He? İtikadın tereşuhu. Zan. Aha, ya, İtikadın Allahu Ekber. Tere şuhudur. Üstü zan. Söyleyeyim Emir Dabir. Emir Dabir. İmanın sureti neydi abi? 267. Kaç? Emir Dabir 267. Tamam. Zan. İmanın sureti zan değil mi? İmanın suretidir. Zanlarımız imanın suretidir. Çünkü bir insanın imanı nasıldır? Zanlarına göredir. Ne demek o? Enne aile zenni abdibi. Ben diyor Cenab-ı Hak Rabbimiz kulumun zanına göreyim. O peki Allah zanımıza göre olursa ahiret hadi zanımıza göre olur. O zaman o sureti diye peki mahiyeti ne o delil? İmanın sureti var. İmanın bir hakikati var. İmanın mahiyeti var. İmanın sureti zanlarımız. İmanın hakikati var. Esma-i Üsta'daki inkişafatımız. İmanın mahiyeti ise mahluk değildir.
Allah'ın nuru, irade-i cüz'enin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Bu mahluk değil. Allah'a bakan tarafı iman, mahluk değildir. O zan da değildir o zaman. O zaman zan kalkıyor yani. Tabii tabii. İman o değil. Zanlarımız yalnız surete ait. Abi zan tasavvurdaydı ya. He? Şimdi bu itikatla bağlantısı var. Bu hüsnü zan itikatta. Sanki tasavvurdaki o zanda hüsnü zan yok. Yani o sistemde hüsnü zana ulaşabilmek için tasavvurdan geçmemiz, yani tahakkülü kullanıp tefekkür edip itikat seviyesine çıkıp itikatta hüsnü zanla dimağda hüsnü zanı orada yani. Koyabilir miyiz oraya? Aynen. İtikada koyacağız yani. Evet. Hüsnü zanla. Evet. Yani biraz demin Latife İnsaniye dedik, o belki başka bir boyutu. Orayı nasıl bağlayabiliriz? Bak, şu. Mesela üniversite diplomasının içinde ortaokullu ve lise yok mu? Hı-hı. Var. Ha, o açıdan? Açıdan değil. Şimdi zorlaki değil. Sistem öyle çalışıyor. Şimdi alt seviyedeki bir şey üstü etkilemez. Gidip değiştiremez. Hı-hı. Ama üst altı etkiler ve istediklerini alır oradan. Tamam mı? İstediklerini alır. Şimdi latife insanı cemdir. Latife insanımızı oluşturan dipteki sistemdir. Latife insanın altında ne var? Vicdan var. Dima var. Latife insan. Yani oradan alacağını alıyor. Yani latife insanımız zihin, dimağımız ve vicdanımız oluşturuyor. Yani şöyle diyeyim. Şunu otur abim. Otur. Şöyle alayım biraz. Ya. Bak şimdi. Bak şöyle. Cennet hakikat mertebesidir. Bu ders ortamı cennet bahçesidir. Bu ders ortamında hakikatlerin ortaya çıkması da sizin cennette olmanız olur. Burada yaşıyor. Tasavvura koyalım ya. Tantik basak kabul orada tasavvura şimdi bunun içinde bir birimdir. Dima. Bu kalptir. İçinde bir birimdir. Burada irade var. Zihin var. His var. Latife-i Rabbaniye var. Rububiyet bunun. Yani gözünüzle görün. Latife-i İnsaniye ile Latife-i Rabbaniye nasıl şey yapıyor? Şimdi vicdan. Şurada ise tahayyül var. Tasavvur. Taakkun. Tasdik. İzan. İltizam. İtikat. Şimdi arkadaşlar, zan neredeydi burada? Şurada mı? Zan
burada. Şimdi bu zan burada durabilir mi? Yani yukarıya gidip etkileyemez buraları, alt üst edemez. Yani peki yukarısı üniversite diploması olduğu için kalbin içinde. Bunlar ise kalbin içerisinin içerisi. İçin içi. Bak burası içi, bir de bunun içi. Yani şöyle yaparsak bu bir iç. İçi, 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 içi. Ne oldu tasavvur? İçin içi. Bu camidir. Yani kapsar. Şöyle okulda gördük ya. Kapsar bunu. Şimdi dolayısıyla latife-i insaniye bu alt zeminlerden besleniyor. Ama tasavvurumuz bundan direkt beslenemez. Bu ben. Bu üniversite mezunu bu adam. Bunlar ilkokul, ortaokul vesaire. Zanlarımız şimdi bu tahayyüle geldi. Tahayyüle gözden kulaklarına geldi. Tahayyül sistem. İçinde hayal bir birimdir, sıfattır. Kalbin hayal kuvvesiyle tahayyül mü işler? Ondan sonra tahayyül oradaki gelen resimleri, hakikatleri, suretleri sentezler, ayrıştırır. Bu fikirdir der. Bu istir der. Bu latifedir der. Tamam. Bu şudur budur. Bu ayrıştıktan sonra bu adam burada duruyor ama ille buna, bu şart değil. Buna verdiği var. Buna direkt verdiği var. Bu olmadan. Tahayyül, tasavvur olmadan tahakküle de verebiliyor. Onun malzemesini al diyor. Tahayyül, sentezlediği, ayrıştırdığı maddeden öyle bir malzeme var ki tasdikle alakalı. Ben hiç tasavvura uğraymadan tasdik ediveriyor. Abi orada tahayyül zemininde zaten o iletişim oluyor. Evet. Şimdi tahayyülde öyle bir malzeme var ki tahakkül hiç tasavvurda uğramadan direkt izana veriyor. Sentezledi ya. Ayrıştırdı ya maddeyi. Ya da tahayyül tepsisinden herkes ihtiyacı olanı mı alıyor? alıyor. Veriyor ve alıyor. Tahayyül bir malzemeyi getirip iltizama veriyor. Tahayyül tekrar getirip itikada veriyor. Tamam mı? Her birim böyle çalışıyor. Birbirlerine. İlle ondan değil. Bunlar sistemdir. Peki tasavvur zanları oluşturuyor. Tasavvurun malzemesiyle mi zanlar şekilleniyor? Şimdiye kadar zan okuduk. Artık o zan malzemeyle artık onları sormaman lazım. Tasavvurla, zanlarla tasavvur oluşmuyor. Tasavvur sistem. Bu binaya istersen bu dersi takdim edelim, istersen dinsizliği anlatalım. Bu sistem burası. Buranın ama atmosferini içeride kullanan şeydir. Tasavvur bir sistemdir. Tamam mı? Tahayyül de bir sistemdir. O içinde zan var. Zan var. Vehim var. Ben ona girmeyeyim yani. Vehimler bunun içinde. Bir sürü sistem var. Yani bu sistemdir. Sistem. Mesela akıl kafir midir, Müslüman mıdır? İkisi de değildir. Değildir. Alettir. Kim kullanır? 27. sayfa sözde de alettir. Yani tasavvur bir sistemdir abi. Ama zan da bir sistemdir. İçindeki içini. Biz o tasavvur sistemi içerisindeki bir sistem var. Zan. O zana derslerle, kitap okuyarak, neseple, nesep, örf, anane, niyet, ahlak vesaire zanlarımızı üstü zan veya suyu zana dönüştürüyoruz. Tamam mı? Bu yani, yapacağımız bu. Şimdi bu sefer buradan bunlar etkilendi mi? Şu zan, bunun içinde zan var mı? Bu zan sisteminden vicdana akıtılıyor. Nereye akıtılıyor? Şuraya. Yanlış yaptım şurayı. İyi ki çizdim. Gözüm. Şu zandan arkadaşlar şuraya getiriyor. Tasavvurla his arasındaki biz çalışan sistem gibi. Yani
vicdan şey, vicdan ile dima arası değil mi burası? Burayı etkili yani geçişi zan sistemiyle oluyor. Hücre zar gibi oluyor. Zansız geçiş yok. Hasan abi. Zan bir, iki, üç, dört. Vehim. Şüphe. Cehalet. Bilgi. Sistemin cemidir. Efendim var. Burada gönderilen zan suizan ve hüsnü zanın vasat formları değil. Burada giden, hissi etkileyen ifrat ve tefrit modları. Suizanlığın ve hüsnü zanlığın. Başka yok. Bu vasat formları... Ya hakimsin ya mahkumsun. Ortası yok. Vasat formları hissi etkiliyor ama bu aşamada değil. Hayır. Zanın vasatı dimağda. O dima sistem. Sistemin kendisi. Ama hiçbir zaman zan ortada kalamaz. Benim hakkımda, senin hakkında ne düşünüyorsun abi? Dimağda mesela? Da yeri olarak... Tasavvurda o. Vasat formları... Tasavvurda değil abi. Vasat formları. Hüsnü zan ve suizanın vasat formları, vasatları. İtikatta, itikattan gidiyor onlar. O hüsnü zan ve suizanın vasat modlarını diyorsun. Evet. Ha, o orada değil. Biz zan sistemden bahsediyorum daha. Ha. Daha dönüşmemiş. Zan, hüsnü zan, suizan olmamış. Sonra olacak. Bu zan deyince artık aklımıza şu kompresini diyeceksiniz. Demek ki vicdanla dima arasındaki dima gelenlerin vicdana inerken zanımıza göre şekillenip iniyor. O zaman tasavvurdaki zan direkt amele hitap edebiliyor. Hisle çalıştırıp... İstediğini söyleyebilirsin artık. Bunu ben gördüm. Sistemi gördük artık. Tasavvurda üstün zan itikatta desek olmaz. Tamam mı? Şimdi geçeyim devam edin. Sana bir itikatta. Hasan abi bu ha, şekilde göre tamam, evet. Dima kalbin bir birimi mi? Böyle dima görünüyor. Bir daha söyle dima. Kalbin bir içinde bir birim. Ya tabii canım yani bak tabii ki öyle bir ayağa ona mazar hissiyat, vicdan, makesi efkar, dima. Yani kalpsiz düşünemezsiniz. Yani dima akılda şey kalpten kopuk bir sistem değil, sistem içerisindeki bir sistem. Yani o zaman burada şey bir tezatlık olmuyor mu abi? Vehim aklidir. Vehim aklidir demedik ki. Vehim tasavvurdadır. Aklı değildi. Akıl taakulda. Ama vehim akli diyorduk. Öyle kalbi öyle geçti. Vehim aklidir, vesvese kalbidir diyoruz ya. Ha bak. Aklidir derken vehim dimağ. Tamam. Dimağ. Biri dimağ, biri vicdan. Vesvese, vicdan da değil ya. Yapmayın da, ne olur ya. Bu, yani yümey şeytaniye ne bunlar ne bunun alakası yok. Bu şeytan, tamam mı? İblis, kalbe yakın bir sistem. Bunun kullandığı silah, vesvese. Vesvese, tamam. O zaman vesvese kalbidir bence yanlış. Olur. Yani çünkü kalp her şeyi... Ve kalbidir değil. Vesvese deme daha. O dışa çıkmış eylem. Lüme-i şeytani sistemdir. Faili iblistir. Kullandığı silah vesvesedir. Bu vesveseyi alır, kalbe atar. Kalp kabul etmese şeytme döner. Buradan alır, kabul etmedi mi? Attı mı dışarıya? Bu sefer bunu alır bu adam buraya atar, tahayyüle atar. Kalbin hangi birimini atıyor önce abi? Şimdi lima kalbe diyor. Atar diyor. Kalbe atar. Evet. Ortaya atıyor ortaya. Ortaya atar. Burada sır var. Hafi var. Akfa var. Latife insaniye var. Hangisi alacak? Buna giremiyor çünkü burada berzah var. Buraya geçemez. O atılamaz. Buraya da atılamaz.
buraya atıyor. Bu kabul etmese bu sefer vesveseyi buraya atar. Buraya vesvese attı. Hani dışarıdan resim geldi. İçeride resim midir? Hayır, enerjidir. Peki dışarıdan gelen resmi, senden gelen sesi, benim dimağım ne yapıyor? Senin sesinden, nesebine, soyundan, kültürüne vesaire tahlil ediyorum. Bu adam bu soruyu niçin sordu? Şu vesvese yaptı, buraya için atınca vesvese yok. Vesvese formatı değişiyor, vehme inkılap ediyor. Yani su içtim, dışarıda su, içeride su yok. Enerji. Vesvese dışarıda, vesvese, kalpte vesvese. Burada o vesvese vehme dönüştü. Tahayyülde ne dönüşüyor vesvese? Şekle dönüşüyor. Tasavvurda neye dönüşüyor? Vehme dönüşüyor. Tam şey noktasında tıkanıyor. Kalp kabul etmiyor ya. Dimağ da kalbe ait bir birim. Kalp kabul etmiyorsa dimağ nasıl atıyor buna? Ki inelim aşağıya. Hasan abi şey diyor, Harun abi de bana diyor, ben de size diyeceğim. Şeyde Harun bir de lütfen kendin söyle ya. Niçin yok. Tam da niçin direkt söyleyeyim? Şey yapalım diye şey yaptım. Tamam yok, hani şöyle istiyorum senin. Katılımcı tarafın çok güzel. Şimdi bak bir dakika bitireyim. Katılımcı tarafın çok güzel. Yani yanlış da yoksa bu çekingenliğini atman lazım. Yani ona söylüyorsun, o söyletiyor. Niçin sen söylemişsin? İşaret ettik abi. Ha söyle şimdi. Şimdi dimağda tasavvurun içinde ya abi bu zan. Evet. Bu daha çok zannın sureti gibi. Tamam doğru. Peki bunun o zaman hakikati de olması lazım. Evet. O zaman hakikati vicdanda zihin midir dedik yani. Zihne mi atıyordur? Orada ha, vicdanın hakikati mı? Vicdanda da bir zan şey olması lazım. Zannın hakikati yani. Vicdanda mı? Sureti dimağdaysa üst birinde nerede olacak? His mi, zihin mi? Ben zihin diye düşünüyorum çünkü onu dimağın şeyi diye. Şimdi istediniz. Yani eğer bu taraf suret bölgesi ise dimağdaki zan. Yani onu öyle demek için çok ciddi bir iddiada bilmiyorum. Abi vicdanda halis hüda hidayet merkezi ya. Oraya atılsa reddedilir. Atılması mümkün olmadı. Peki, biraz da gidelim. Gidelim abi. Çok önemli. Kendi başına bırakılmayacak kadar tehlikelidir zan. Eğitilmesi gerekiyor. Sırtlan gibidir. Bu çok önemli. Abi sırtlan örneğini kullanıyorsunuz. Sırtlanda nasıl bir özellik var? Peki. Ve bunu diyorsunuz yani. Sırtlan geldi. Sırtlan düşmanını hayal yerinden yer. Onu kasten kullanıyorum. Bir de leşçi abi biraz. Evet. Sırtlan leşçi. Evet. Yani 3-4 tane 7 tane sıfatı vardı. Var mı abi? Zanna en çok hatırıma gelen bir tanesi söylüyorum diğerini. Hayal yerinden yer av şeyini. Zanlar daha çok bizi uşkurluğumuzdan sonra midemizden yakalar. Zanlar onunla daha çok aktif olur. Sırttan gibidir. Her bir his ifrat ve tefrit vasatı var. Tamam, ifrat tefrit vasatı var. İfratı sırtlan gibidir. Zanın ifratı sırtlan gibidir. Karşıyı yer. Zanın tefriti kendini yiyen sırtlan gibidir. Kendi lezzeti için mutlu bir aileyi, temiz bir insanı istismar eder. Ruhunu çökertir, öldürür, tecavüz eder mesela. Tamam. İşte sırttan diyor. Sırttan. Hayal yerinden parçalıyor. Canlı canlı öldürüyor. Haddini ve hududunu bilmeyenlerde zan zemindir, suizana dönüşür. Haddini, hududunu bilmeyen, haddini bilmeyen hududunda kalamaz. Haddini ve hududunu bilmeyenlerde zan zemindir, ne yapar? Suizana dönüşür. Bak suizana nasıl dönüşür? Haddini bilmemek. Peki bir insan haddini hududunu nasıl bilmez? Manayı ismi, manayı harfini ayırt edemez. Şahsi ve umum hukuku bilemez. Dünyanın hakikatini keşfedemez. Dünyanın suretine takılıp kalmış. Diplerde olur. Modellerde olur. Zanlı nefis kullanırsa suizan olur, zanlı ruh kullanırsa üstü zana dönüşür. Şeytan kullanırsa.
Abi haddin hududunu bilmeyen nasıl bilecek? Yani edile-i şeriye desek, sünnet-i seniye ayet, Kur'an mizanı. Hatta tutar mı? Tutuyor. Zan kontrolsüz çıkabilen hisler değildir. Zan kontrolsüz çıkabilen hisler değildir. His değildir zan. Zan tasavvurlarımızdadır. Şimdi burada bir reddiye gibi bir şey yazmışız abi. Yani kontrolsüz çıkabilen his mi? Öyle değil. Mi? Mesela bak. Biz öyle mesela mi bak. Yani? Aynen. Mesela bir anda şey yaptı his. Yani aa bu ne kadar hoş ya. Bunu alayım. Senin mi ya bu kabak? Bahçede gördün kabak. Tamam. Niye alıyorsun ya? Helal haram bir şey. Helal haram var mı ya? Aa bu kadın ne kadar güzel ya. Bir dakika lan. Böyle değil. Zan daha kontrollü bir sistemdir. O yoksa mesuliyet olmazdı. Zanın hem geçmişi hem de geleceği vardır. Geçmişe de geçip yargılayabiliyoruz. Sen var ya sen. He? Sen Yasin. 2 sene önce hani o şey yaparken var ya böyle dedin. Abi bir dakika ya. Niye bana suizan ediyorsun? Ben orada onu derken bunun için dedim. Ha, böyle geçmişe gidip kesin bilinmeyen şeyleri yargılar tekrar. Tamam, geçmişi de var. Geçmişi sevaba ve günaha çevirebiliyor. Zan öyle bir şey ki toprağı altın, altını toprak yapan bir şey. Kimlik ve kişiliğinin alt veri tabanıdır zan. Abi özür dilerim, onu niyetle yapıyor değil mi? Bu niyet sistemini okuyoruz. Niyet bu. Zan bak, şu anda okuduğumuz her şey niyetteki zan. Veya zan niyeti etkilediği zaman zanımız ne olur? Niyetimiz zana veri gönderince zanımız bunlar olur. Bir daha. Niyetimiz veri gönderiyor zan birimine. Zanımız ne oluyor? Bunlar oluyor zandan. Bunlar olmasına sebep alt veri niyet. Niyeti okuyoruz aslında. Niyet filtresinden geçen mi? Sanki niyet kalbi, zan ise dimağa aittir. Ya Allah Celle Celaluhu beni yakarsa suizanında faydası var. Yani ya beni Allah yakarsa. Bundan kaçının demiş yalnız abi değil mi? Evet, evet. Yani ibadete ciddi sarılmaya sebep oluyor. Eğer ibadete sevk ederse o Allah'a suizan değil, hüsnü zana sebebiyet verir. Mesela Allah'ı celal ülkesi, celal, mesela Allah imanımı alırsa, cehennemi atarsa hep bu. Allah'ı celal olarak düşünün, cemal yok. Bak unutmayın, cemalsız celal çökertir, celalsız cemal ucup ve firavunlaştırır adamı. Kur'an'da diyor ki, Allah'ın diyor rahmetine güvendirip size günah işlettirmesin. Celalsız cemal günah işlettirir. Celalsız cemal da Allah'a suizan eder, korku çökertir. Peki ikisini cem edersek kemal olur. Abi hatırlatmak için söyleyeyim. Ezan okundu 20 dakika. 20 dakika. Hatırlatmak evet. için söyleyeyim. Tamam. Devam ediyorum. Hüsnü zan öyle iksirdir ki dünyanı cennete kalbettirir. Çok iddialı bir söz abi. Bir daha. Hüsnü zan öyle iksirdir ki dünyanı cennete kalbettirir. Maya mıdır, iksir midir abi? İksir diyor hüsnü zan için. Hüsnü zan iksirdir. Çünkü yukarıyı değiştiriyor aslında maya ile beraber. Dima'da olduğu için herhalde iksir. Evet, dedi. İksir, iksir, dima. Abi bu deşavür, dima'daki tezahür. Edile-i Şeriye ayet abi. Zanları Edile-i Şeriye ayete göre şey yaparsın, ayetin cennet olur. Burada da, bu geçişi önceki cumartesinden not etmişim de buraya. Ne dedin? Zanlarımızı Edile-i Şeriye göre, yani ayet ve Kur'an sünnetine göre, had ve hududunu bildirerek kontrol edersek, ahiretimiz cennet olur. Burada da dünya içinde bir nefsi kıyası yaparak şimdi onu atıp dur.
ezan okundu. Artık fazla şey yapmayalım, bitirelim şunu. Doğru. Ölü haletleri diriltir hüsnü zan. Diri haletleri öldürendir suizan. Ne anladınız artık? Çünkü ezan okundu. Geçilmez artık. Abi ölü haletleri diriltir diyor şimdi yani. Sormayalım abi şimdi. Bulur. Bunu sormayalım abi. Yani. Sorma. Bulunduğu dar konuma manevra yapma imkanını verendir zan. Bir alkışlanması lazım. Risale-i Nur'u. Bulunduğu dar konumu, konum var ya konum. Yani dar konumunu. Manevra yapma imkanı verendir zan. Senin dar zaman ve mekanının kanatlarını açandır zan. Zan manevra sahandır. Abi genişle. Devam. Soru almıyor. Çünkü şey, yani size fazla şey göndermek istiyorum da ondan. Alamaz mıyız sonra? Yok, sonra al. Tabii soru olur. Tabii soru olmaz olur mu? Şu anda ezan da okundu ya. Ezan şey namazdan sonra şey var ya, kader dersimiz. Şimdi bunu Ezmeyeyim abi ya. Abi o zaman kalalım abi. Hasan abi kalarsın da öğretmesin. Bir ders daha olsun. Sonra yine. Burada ben çünkü abi. Böyle eksik oluyor abi. Olmuyor abi. O ölü şeyde duralım evet, abi. Peki. Abi şu ortayı okuyun. Ben diriltirde kaldım mesela abi. O yukarıdakini söyleyin onu okuyun. Hasan abi. Peki bir düz okusam tekrar olur mu? Ama orada kal. Bir düz okuyun. Orada kal. Tamam ama bu sayfayı diyeceğiz ki ama bir düz okuyun. Okudum diye işaretlemem. Ya tamam. Sayfa. 226'da tamam mı? Tamam. Ama bir okuyayım. Bir görmenizi istiyorum fotokopiyi. Tamam. Fotokopi görün. Suizana şekiller suizana zekiler yatkındırlar. Hüsnü zana daha çok akıllar yatkındırlar. Abdullah bunu sen dinleyeceksin canım benim. İyi misin abi? Dinliyorum abi çok iyi. Ama çok antikaydı. Evet, evet. Sana çok lazım onun için. Ben fıtratınızı tanıyorum. Sen de dikkat et Yavuz. Suizana zekiler yatkındırlar. Hüsnü zana daha çok akıllar yatkındır. Hemen şey yapıyorum, izah yok. Zanını birinci niyetle kontrol altına alırsın. Birinci niyet dimağdaki itikadın hulasa-i camiasındandır. Birinci niyet itikadın hulasa-i camiasındandır. İkinci niyet ise vicdanın hulasa-i camiasıdır. İtikadda var ya buraya almış abi. İtikadın tereşuhu demesin. Özet işte. İtikadın tereşuhu demek değil mi? Hülasa. Evet evet. Yani buraya almış. Evet burada izah etmiş. Konuşmak lazım. İnsanı zengin kılan var olan nimeti kaybettirendir zan. Aynı şey. İnsanı zengin kılan var olan zenginliği de kaybettirendir zan. O zaman toprağı elmasa çevirdiği gibi. Zanın en fenası kişi kendisine suizan etmesidir. En fena budur. İşte bu ya. Zan farkındalık kazandırıp cüzi nazarını külli kılandır. Uf. Zan sıfır gibi. Zatında sisteminde bir manası yok iken zanın bir sistemde manası yoktur. Manaları zatında gösterendir. Nasıl ki eksi 3, eksi 2, eksi 1 denmesi için sıfır yani zan. Çünkü her şeyi gösteren bir şey olmaması lazım. Hiçbir artı 1, artı 2, artı 3'e dönüştürme bir berzahıdır, koridorudur, altı yol kavşağıdır zan. Bir şey ne kadar nimet ise aynı zamanda o kadar nimettir sırrı. Nikmettir sırrı. İşte zan bunların kavşağıdır. Nimeti nikmete, nikmeti nimete dönüştürendir, kavşaktır. Otobandan ileri giderken terse dönemezsiniz, kavşakta dönersiniz. Bu sana hem kendine hem de kainata manevra yapma imkanını tanırsan, bil kuvveleri bil fiile dönüştürme malzemeler deposudur zan. Kimlik ve kişiliğinin oluşumunda malzeme deposudur. Erva aliyelerin ve erva habiselerin cirit attıkları zemindir zan. Zanla geçmişine tövbeye kul olmana ve ibadete sevk eder. Zanla geçmişine geçersen, niye o imkanı verdi? Tövbeyle kul olmana ve ibadete sevk eder. Geleceğine
zanla bakarsan, bak, geçmişine zanla bakarsan, tövbeye ve kul olmana ve ibadete sevk eder seni. Zanla geleceğine bakarsan da Allah'ın rahmetini ve Allah'ın rahmetini ve Allah'tan ümitli olmaya sebeptir zan. Haletlerini giydirir sana. Allah'ın rahmetini, Allah'tan ümitli olma haletlerini sana giydirir zan. Zanın hem geçmişi hem de geleceği vardır. Devam. Zan geçmişine ve geleceğine vücut rengini verir. Aklın zanın da aklını etkiliyor. Zanını düzelt denilebiliyorsa demek eğitilebilendir. Eğitilmeyecek bir şey Allah teklifi bana ortak yapmazdı. Zannınızı Kur'an'da ikinci derste anlatılıyor. Yok. Zan hakkında ayet ve hadisler zan 10. derste anlatıyor. Allah zannınızı düzeltin diyorsa eğitilebilecek, eğitilebilen bir şeydir. Sabit değildir. İnsanın kalitesini gösteren göstergedir zan. Tasavvur olmadan zan yoktur. Delinin, çocuğun, hayvanların zannı yoktur derken, yani imtihan seviyesinde, mesuliyet seviyesinde yoktur der, bilkuvve his seviyesinde küçük zanları vardır. Annesinin ikide bir ihtiyacını gidermese, altını almasa, zamanında yemeği verilmese, annesine karşı biraz böyle şeyli durur. Ama imtihan seviyesine çıkamaz. Onun için delinin, hayvanın, çocuğun imtihan seviyesinde zanı yoktur. Ondan çocuk yalana kanar, zanı olmadığı için. Yani suizanı yoktur çocuğun. Zanı vardır çocuğun, suizanı yoktur. Çocuğun zanı vardır, suizanı yoktur. Onun için yalana kanar. Kandırabilirsiniz. Biz de suizan olduğu için adamın suizanını anlarız. Kur'an'ı dinleyip hükmüne ram olup itaat eden de hüsnü zan sahibi olur. Hüsnü zan nasıl olursun? Kur'an'ı dinleyip hükmüne ram olup itaat edenler de hüsnü zan sahibi olur. Emri nisbi ve emri itibarilerden beslenir zan. Kin ve adavet, tarafgirlik, inat ve hasetten beslenirse suizan olur. Vicdandan beslenirse ki ibadet, marifet, muhabbet, lezzet-i ruhani, bu zeminde beslenirse suizan olur. Bak, vicdandan beslenirse zan. Bazen vicdandan besleniyor. Yani ne demek? İbadetten, marifetten, muhabbetten, lezzet-i ruhaniden, bu zeminden zan beslenirse zan, hüsnü zan olur. Hüsnü zan sana tahammül gücünü verir. Suizan ise sana sabır bırakmaz. Bir insana imani bil ahiret hükmederse hem hüsnü zan eder. İmani bil ahiret ne kadar zayıf ise buna da suizan hükmeder. Bir insana suizan durup dururken aktif olmaz, hüsnü zan aktif olmaz, suizan da olmaz. İmani bil ahiret inancımıza göre zanlar hüsnü zan ve suizana dönüşür. Bir insan umumi hukuku ayırt ettikten sonra beşeriyetindekileri sabretme, hazmetme, affetme, pişman olma, tevekkül, hakikate sarılma, dostlarının kıymetini bilme, silah-ı rahimi kesmeme, Allah'tan Celle Celaluhu razı olma gibi haletlerin doğmasına sebeptir hüsnü zan. Bir daha söyleyeyim. Bir insanın umumu hukuku ayırt ettikten sonra, umumu hukuk değil, beşeriyetine gelenleri sabretmek, affetmek, pişman olmak, umumu hukuku affedemezsin. Beşeriyetini affetme, hazmetme, sabretme, pişman olma, tevekkül etme, hakikate sarılma, dostlarının kıymetini bilme, silah-ı rahimi kesmeme, Allah'tan razı olma gibi haletlerinin doğmasına sebeptir hüsnü zan.
zan, her çeşit yazı ve şekilleri gösteren harfler arasındaki ara boşluğunu gösteren beyaz sayfa gibidir. Zan, söylenilenlerin dışında söylenilmek istenenlerin menfisi veya müsbetini çıkarmaktır. Çünkü Kur'an ve Risale-i Nur'da veya sende söylenilenlerden daha çoktur söylenmek istedikleri nerede? Söylenenlerin içerisinde. O da harflerin dışında boşluklardadır. Zan, her çeşit yazı ve şekilleri gösteren, harfler arasındaki ara boşluğunu gösteren beyaz sayfa gibidir. İstersen doldurursun, istersen böyle bırak. Aklın devre dışı olmadan zan olmaz. Aklın devre dışı olmadan zan olmaz. Yani suizan. Suizanı kastediyor. Evet. Şeytan aklı başından aldıktan sonra inkarı ona yutturur. 15. söz. Onun için Cenab-ı Hak devamlı akla vurgu yapıyor. Aklını yokluğu düşünmüyor musunuz? Ne kadar az düşünüyorlar? Az düşünüyorsunuz. Zanı aktif edenler. Bir, tarafkirlik. Yani suizan yani. Tarafkirlik, inat. Yani hakkı kabul etmemek ve haset. Sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü duramazsınız. Fıkıhta şey, farz, fıkıhta farz neymiş? Sabit oluşu ve anlama delaleti kesin olan bir delile dayalı bulunan Allah Celle Celaluhu Resulünün emirlerini ifade eder. Subutu ve delaleti kesin olan bir delille sabit olan hükmü ifade eder. Peki ne alakası var? Zan, vacibin karşıtı olarak kullanılmıştır. Vacibi inkar eden dinden çıkmaz. Bunun fıkıhta, bunlar benim değil. Vacibi inkar eden dinden çıkmaz. Farzı inkar eden dinden çıkar. Mesela kurban vaciptir, inkar eden çıkmaz. Fakat sapıklıkta kalır. Farz ikiye ayrılır. Bir, hem inanmayı hem de amel etmeyi gerektiren farz. Namaz, oruç, hac, zekat, emri gibi. Sadece amel bakımından farz. Bu ise zanni bir delile sabit olan farzdır. Kurban kesme zanı galiple çıkmıştır. Namazda Fatiha'yı, oturuşlarda tahiyyatı okumak zanni galiple çıkartılmıştır. Yani fıkıhtaki zanı da el attık. İşte bu sonuçların da dayandığı delilin anlama delaletinde zan bulunduğu için yani delalet ediyor. İstersen suizan yani delalet etmiyor. Üstü zan delalet ediyor diyebilme şeyi vermiş zenginliği. Mesela kurban kesmek Şafii'de sünnettir. Hanefi'de vaciptir. Buradan bu çıkartılmıştır. Ben herden çıkmıştır. Ne yapmıştır o mübarek zatlar? Zan-ı galiple tespit etmişler. Bunlara vacip yerine zan-ı farz terimi de kullanmışlardır. Peki, zan dimağda, hüsnü zan ise kalptedir. Psikolojik şey, bu da çok önemli. Psikolojik sorunlularda zan çok aktiftir. Zanlarına hakim olanın psikolojik sorunları o nispetle yok olur. Zan şuurlu ve şuursuz olarak doğuştan başlar. Her bir bilgi zanla beraberdir. Adeta ilmin zıttı olan Adem gibi. Buna en çarpıcı delil Kehf suresindeki Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasındaki maceradır. Çok acayip bu. Bu manada zan, gelen bilginin ilme dönüşmesi için ona her türlü farklı manalarla gelen bir kelam. Benden geldi size. Bu bilgidir. Sizde ilme dönüşebilmesi için türlü farklı manalarla sorguluyorsunuz. Abi bunlar ne demek istedi? Beni mi kastetti? Bunlar ne emirdanımışın mı? Türlü türlü farklı farklı manalarla sorgulattırıyorsunuz kelamımı. İmbiklerden geçirmek için zan zemini kurulmuştur. Zan olmadan alınan ilim tasuba
zanlardan geçip alınan da tahkiki ilim denir. Bu bana göre tabii. Hüsnü zan ile suizanı ayırt eden sünnet-i seniyedir. Aynı mesela şöyle demiştir. Allah Resulü gece hanımıyla gidiyordu. Karanlık sokak lambası yok. Kafa ona selam kelam ayrıldıktan sonra Ayşe validemize diyor ki dur burada. Sahabeye geri dönüyor, koşuyor. Diyor ki ey ashabım, bu benim helalim olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir. Estağfurullah ya Resulallah, sana suizan mı edecektik? Dedi ki Allah Resulü tarihi cümle, Müslümanın şeyini odur ki suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. O zaman bana suizan etti. Suizana vesile de olmayacaktım. Aynı zamanda zan, içeriye giren malzemelerin vesile olmuş, fakat giren malzemelerle alakası olmayan, yani manaların üretilmesine, neşüne malasına zemin oluyor zan. İtiyor. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam suizan etti. Musa aleyhisselam bile Hızır aleyhisselama suizan etti. Niye susuz yere öldürüyorsun dedi. Sonra içerisini anlatınca üstü zana dönüştü. Zan laboratuvara benziyor. Zeminine malzeme girer. Buradan yeni bir şey yapılmak istendi. Bu bilgiyi ilme, hüsnü zana dönüştürmeye yardım edenlerden bir, niyet, nazar, yani zan sistemine laboratuvardır. Oraya malzeme girdi. O zana giren malzeme hüsnü zana dönüşebilmesi için o laboratuvardaki sistem, niyet, nazar, mana ismi, mana harfi, dua, ahlak, örf, adet, gelenek ve görenek, bunlar zan laboratuvarından hüsnü zan çıkması için yardımcı malzeme ve sistemlerdir. Tam bu sırada ilmin dirayetiyle hüsnü zana dönüştürür. Bak, tam bu arada ilmin dirayetiyle hüsnü zana dönüşür. Manayı harfiyle bakarsa kişi hüsnü zanı ortaya çıkar. Mana ismiyle bakarsa kişi hüsnü zanı gelişir. Suizanı gelişir. Evet, bir daha okuyayım. Mana ismiyle bakarsa kişi suizanı gelişir. Zanın evveli ahlak, niyet, mana ismi, manayı harfi, örf, adet, gelenek ve görenek. Zanın ahiri içsel alem. Zanın zahirisi sünnet-i seniyede yaşantısı fiiliyatıdır. Zanın batınısı dimağdaki emrin ismi ve emri itibarileridir. Zanın evveli öyle bir sandıkça program. Bu sikki-i tevhide bakar. Tohumlar, çekirdekler, köklerdir. Zanın ahirisi bir tarifname ve nümine. Hatemi vahdete, meyvelere, hububat ve sebzevatlara. Bu var ya bunun. En azından bir hafta, iki hafta uğraştım şu cümleyi yazmak için, şurayı. Zanın evveli öyle bir sandıkça programdır ki, nereye bunu tespit etmek? Zanın evveli sikke-i tevhide. Neye benzer? Tohumlar, çekirdekler, köklere benzer. Zanın ahiri bir tarifname ve nümine. Nereye benzer? Hatemi vahdete, meyveler ve hububat ve sebzevatlara. Zanın zahirisi öyle bir musanna, hülle ve münakaş, libas. Nereye benziyor? Ne demek bu? Nur-u ehadiyete, birbiri üstüne giydirilmiş hülleler ve libaslar. Zanın batını öyle bir fabrika ve tezgahtır. Turay-ı vahdaniyete, fabrikalar, kaynayan kazanlar, yemekler, pişirttiren Rabbani matbahlar. Bir tane de kaldı. Çocukların zanları olmadığından herkese hükmediyorlar. Bu karşısına hükmetmen için zanına hükmetmen lazım. Anne babasına hükmeden çocuk nasıl hükmediyor? Çocuk istediği veya şey yaptığı art niyetli olmadığını vesaireden dolayı oluyor. Yani çocukların anne babalarına hükmetmelerinin sebebi suizanlar olmadığındandır. Zanlarına hakim olan zamana da hakim olur. Çocukların bize hükmetmelerinin en büyük sebebi
suizanları zanlarına hükmettikleri için. Yani zana hükmedince hüsnü zan. Tefekkür anında şeytan giremiyor insana. O zaman tefekkür içinde şeytanı olmayandır. Tefekkür ne demek? İçinde şeytan olmayan an tefekkürdür. Tefekkür huzurdur. Huzurda şeytan, huzurda tefekkür var, tefekkürde şeytan yoktur. Şeytan olan yerde tefekkür yoktur, tefekkür olan yerde şeytan yoktur, şeytan olan yerde de tefekkür yoktur. A eşittir B, B eşittir A. İçinde şeytan varsa tefekkür, tefekkürlükten çıkar. Hem tefekkürün kendisi akıldır, akıldadır. Şeytan varsa tefekkürde, o zaman tefekkür tefekkürlükten çıkar, düşünmeye döner. Düşünme ile tefekkür arasındaki fark, düşüncede şeytan vardır, tefekkürde şeytan yoktur. Abi ayetteki akletmez misiniz dediği tefekkür oluyor o zaman. Evet. Şualar 32. İsmi evvel her bir meyveden ağacın menşe-i aslisi olan çekirdek öyle bir sandıkçadır ki, ne demek? O ağacın programını ve filistesini ve planını, bu ismi evvel. Niye yaptınız abi? Bu ismi evvel anlatıyor burayı. Bak şimdi. Aferin. Bak şimdi, ismi evvel. Çünkü zanın evveli böyledir. Demin söylediğinizde bu açalım. Normal şeyi anlatıyorsunuz. Devam edelim. Öyle bir tezgahtır ki, ne demek o? Tezgah. Onun cihazatını, levazımatını ve teşkilatını. Öyle bir, şimdi geleceğiz. Öyle bir makinedir ki, onun iptidadaki incecik validatını ve latifane masarifini ve tanzimatını taşıyor. Bunların komple evveli öyle bir tezgahtır. Bu sikke-i tevhidi anlatmak için koyduk. Sikke-i tevhid de nereye gelecek? Sikke-i tevhid de biraz önce anlatmıştık. Hani zanın ahlak, evveli, ahiri, zahiri, batinisi vardı ya, onunla alakalıdır. Peki devam ediyorum. İsmi batın. Sonunda gelecek zannetti buna göre. Kaç sayfa var abi? Abi bu şeyde bitiyor. Yani bitiyor bu. Öbür sayfada ismi zahir, batın anlatıyorsunuz. Şeyi yok. İsmi batın, her ağacın içinde işleyen tezgah öyle fabrikadır ki, o ağacın bütün etsa ve etsasını, teşkil ve tedbir ve tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi, bütün ayrı ayrı azalarına lazım olan maddeleri ve rızıkları, bunların cemi ne demek? Gayet mükemmel intizam altında, bunun da cemi sevk, taksim ve tevzi ile beraber. Şimdi gelecek. Akılları hayret içinde bırakan, şimşek çakmak gibi bir surat, saat kurmak gibi bir suhulet, bir orduyu arş demek gibi bir birlik ve beraberlik, o cemine ne deniliyor? O harika fabrika işliyor. Turay vahdaniyet. Çünkü zanın turay vahdaniyet, sikke adiyeti vesaire anlattık ya, bunun gibidir. Ondan sonra bitti mi? Bitti. Siz çekmediniz galiba. Var mı? Yok, bakayım. Evet. Şimdi bu son neyi anlattık? Zanı, evvel, ahir, zahir, batınısı. Anlattık. Zahir ve batını ezber olmasını göstereyim. Ondan sonra namaz kılacağız. Bu muydu? Evet, doğru. Ha, bak şimdi. Evvel çekirdek de oldu burası. Evvel öyle bir sandıkça programdır ki bu sikke-i tevhid. Sikke-i tevhid ne demek? Açtık orada. Burada icmal, orada tafsir. Peki ahire bir tarifname ve nüminedir. Bu hatem-i vahdettir. Yani hatem-i vahdet ne demek orada bak? Hatem-i Vahdet'i bir getirdim. Bu evvel ve ahir. Ondan sonra zahir, öyle bir musanna hülle ve münakkaş libas, mühre eadettir. Mühre eadet ne demek? Orada açtım biraz ileride. Batınsı öyle bir fabrika ve tezgahtır ki, turay vahdaniyettir. Ne demek? Turay hani diyecekler şimdi, veya diyecek değil. Her zaman insan her konuda canlı olamıyor. Yani bana şimdi derste takdim edilecektir. Abi turay vahdaniyet neydi? Hemen oraya geçeyim diye. Burada kesiyorum. Mutlaka, mutlaka tabii soruları çoktur. Bu ezerek geçilmiştir. Bu muzakere değildir. Bu takdimdir. Tamam. Şeyden sonra.
bu namaz vaktinden sonra. Bu ezmişiz ve bu ders yapılmamış kabul ediyoruz. Bu ikinci, 226'ya kadar derstir, şey müzakeredir. 226'dan sonra takdimdir ve ezilmiş olarak geçmiştir. Ve bir sürü şeylerimizi halledecektir ve bir malumat kabilindendir. Bilgidir, ilim değildir. Ondan sonra 226'yı başka bir zamana, başka bir zemine, başka bir şehire tehir ederek, hakikaten şey için söylemiyorum, hepinize teşekkür ediyorum, tamam mı? Bir de, ya Rabbi, ya Rabbel Alemin, Allah'lığın hatırına, bu dersin suretini, hakikatına, mahiyetine dönüştür. Kabirde, haşirde, sıratta, enis ve yoldaş eyle. Bu dersi bize Burak etmeye de tahammülüm yok. Ya Rabbi, ben nazlanıyorum, onun için Burak'ım yok. Allah'ım, bu dersi bize Burak, bu dersi bize refref yapmaya, vasıta ve vesile yap. Haşir meydanında bunu niye yapmadın? Bunu niye demedin? Bunu niye yaptın? Bunu niye dedin? Fiil ve sözlerini orada sorgulamaya ve itaplı soruna muhatap olacağım hale düşmemek için bana burada söylettirme, yaptırma. Amin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı mansalı. Amin.